Evet, İsmail, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin değerli hocaları, değerli öğrencilerimiz, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi, SAPTİ, sanayi ve teknoloji söyleşilerinin üçüncüsünde yine sizlerle beraberiz. Bugün çok kıymetli hocamızla birlikte olacağız. Moderatörlüğünü İsmail hocamız yürütecek. Profesör Doktor İsmail Ekmekçi hocamız yürütecek. Profesör Doktor Sayın Davut Tarunoğlu hocamızla birlikteyiz. Çok keyifli bir söyleşi olacağına inanıyoruz şimdiden. Hemen çok kısa bir şekilde sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi malumunuz hem yüksek lisans programı hem doktora programlarıyla öğrenim yürütmeye çalışıyor. Eğitim, öğretim hayatında önemli bir seviyeye geldiğimize inanıyoruz. Türkiye'de çünkü sadece bizim üniversitemiz, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde var olan bir bölüm. Türkiye'nin eksiklerini görerek ve bu alanda önemli bir mihenk taşı oluştursun düşüncesiyle açılmış olan bir program. Profesör Doktor İsmail Ekmekçi hocamız da bizim yol arkadaşımız. Sürekli bizimle beraberdi, Allah razı olsun. Her zaman yanımızda ve desteklerini hissettik. Bugün Profesör Doktor Sayın Davut Kavranoğlu hocamız da bu yol arkadaşlığımıza katılmış oldu. Davut hocam, izninizle ben Davut hocam demek istiyorum. Çünkü Davut hocam bizim çok eski kadim dostlarımızdandır. MÜSİAD döneminden itibaren daha da gerisinden iş dünyasında da birlikte olduğumuz, zaman zaman teşvik mesai yaptığımız, çok değer verdiğimiz bir ağabeyimiz, büyüğümüz, hocamız. Davut hocam, şöyle diyelim, çok kısa bir takdim yapayım ben, yapmaya çalışayım. Aslında çok renkli ve farklı şapkaları var Davut hocamın ama çok kısa geçmeye çalışayım elimden geldiğince. Bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisi mezunu ve arkasından Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'nde lisans üstü eğitimlerini tamamladı. Ve 2009 yılında profesörlüğünü aldı. Daha sonrasında kendi özel sektörde aldığı görevlerin dışında sivil toplum kuruluşlarında da çok farklı görevlerde bulundu. Ve nihayet Türkiye'de ilk kez kurulan Bilgi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilk bakan yardımcılığını üstlendi. Yine yanlış hatırlamıyorsam 2019'a kadardı galiba. Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı görevini yürüttü. Çok önemli kademelerde, çok önemli hizmetlerde bulundu. Şu anda da Bilgi Ekonomisi Derneği'nin de yönetim kurulu başkanı halihazırda Sayın Hocam. Ben bu münasebetle çok hızlı bir şekilde aranızdan ayrılırken Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz, kıymetli hocam Profesör Doktor Yen Yıldırım hocamın da selamlarını ileterek hem sizlere hem de bütün izleyicilerimize selamını ileterek ben sözü ve programı İsmail Ekmekçi hocama bırakıyorum. Buyurun hocam. Hocam ses. Sesimi kısmıştım. Tamam. Buyurun. Sabri Hocam çok teşekkür ederim. Davut Kavranoğlu Hocama da hoş geldiği için, bizleri şereflendirdiği için ona da çok teşekkür ediyoruz. Tabii sanayi politikaları ismi altında böyle bir yüksek lisans ve doktora programı kurmak ve bunu akademik camiada hayata geçirmek esasında çok önemli bir nokta. Ben bunun önemini bu konuyla ilgili gerek Web of Science'da gerekse ProQuest gibi kaliteli makalelerin ve kaliteli doktora tezlerinin yayınlandığı sitelere baktığımda sanayi politikaları ile ilgili çok yüksek sayıda akademik çalışmaların olduğunu görüyoruz. Ama bu konuda maalesef ülkemizde çok fazla katkı yok. Dolayısıyla bu konuda katkıların olması ve ülkemizin tabii bilhassa işte bazı tuzaklara yakalanmış olmasından kurtulabilmesi sanayi politikalarının önemini çok daha yukarıya çıkartmakta. Bu konuda Sayın Davut Kavranoğlu Hocam Caltech'teki yapmış olduğu çalışmalar ve daha sonra ülkemize döndükten sonra ülkemizde yapmış olduğu çalışmalar, sanayi politikaları konusunda yapmış olduğu girişimler, çalışmalar çok önemli. Esasında sanayi politikaları deyince belki ilk akla gelebilecek en önemli kişilerden olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu konuda
Tabii Caltech'te yüksek lisans doktora yapmak yani MIT ile yarışır. Belki MIT'nin de bazı noktalarda üstüne çıkıyor herhalde. Dolayısıyla yani öyle bir yerde master ve doktorasını çok kısa sürelerde tamamlamış olmak da büyük bir gurur vesilesi bizler için. Ben bu vesileyle sözü Davut Kavranoğlu hocamıza bırakıyorum. Tabii kendisinin Bilgi Ekonomisi Derneği'nde 2 haftada bir yapmış olduğu söyleşiler ve bu söyleşilere Avustralya'dan, Amerika'dan ve çok farklı ülkelerden çok yüksek seviyedeki Türk arkadaşları çağırması ve onların bilgilerini bizlerle paylaşıyor olması da çok büyük katkı sağlamakta. Ben şahsen bu söyleşileri dinleyerek çok büyük katkılar sağladım. Yani büyük bir bilgi edinimi hakikaten edindik. Kendisine bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun Davut Hocam. Çok teşekkür ederim İsmail Hocam. Çok naziksiniz. Sağ olun, var olun. Evet, değerli dostlar, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün inşallah çok faydalı ve kritik bir konuda açık ve net kitabın ortasından konuşacağız. Dolayısıyla bu bir siyasi konuşma değil, ama bir bilim adamının Türkiye'nin neden bir türlü kalkınamadığı, gelişemediği ile ilgili olarak yaptığı çalışmaları sizlere paylaşacağım. Biraz önce değerli dostlarımız da bahsettiler. Ben Türkiye'nin ilk bakan yardımcısı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken beni işte Bilim Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı olmaya davet etti. Bakan yardımcılığı yeni oluşturulmuştu. 4 yıl bakan yardımcısı olarak çalıştım. Daha sonra 4 yıl 2015-2019 arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bilim, teknoloji, sanayi, üniversite politikalarından sorumlu baş danışmanı olarak da 4 yıl çalıştım. Bu 8 yıl boyunca ben asli mesleğim olan elektronik mühendisiyle değil, şu problemle uğraştım. Türkiye neden bir türlü Japonya gibi, Fransa gibi, Almanya gibi, Amerika gibi kalkınmış ülke olamıyor? Kalkınmış olan ülkeler nasıl kalkınmışlar? Türkiye'nin kalkınması için halihazırda bulunduğu durumda ne yapması gerekir? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, güçlenmesi herhangi bir danışmanlık şirketinin yurt içinde veya yurt dışında veya başka ülkelerin, dost ülkelerin, düşman ülkelerin, IMF'nin, Dünya Bankası'nın, OECD'nin falan vazifesi değildir. Yani Türkiye'nin kalkınması ve güçlenmesi tamamen Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini dert edinen insanların geliştireceği bir çözüm yoluyla olacaktır. Ve baştan söyleyeyim, nasıl ki herhangi bir güzel eser rastgele, düşünmeden veya aniden akla gelen şeyleri yaparak ortaya çıkmıyorsa, mesela güzel bir cami veya bir tren istasyonu veya bir köprü veya bir tünel veya herhangi gördüğünüz bir medeniyet eseri olan bir şey rastgele atılan adımlarla ortaya çıkmıyorsa, bir planlama, bir projelendirme, düşünme sonucunda dikkatli bir şekilde atılan akıllı adımlar sonra ortaya çıkıyorsa, bir ülkenin kalkınması, gelişmesi de aynen öyledir. Birazdan ne demek istediğim çok açıkça ortaya çıkacak. Öncelikle bazı konularda birkaç şeye dokunmak istiyorum. Yani bilime dayanan ekonomiyle diğerlerinin farkı nedir? Öncelikle birkaç veciz örnekle görelim. Bu gördüğünüz slaytta
Türkiye'nin TÜRKSAT 4A ve 4B uydularını 2013 ve 2014 yılında Mitsubishi Electric'e biz Türkiye olarak sipariş verdik. Ve bu uyduları turnkey project olarak verdik. Yani uydular bizim belirlediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti olarak belirlediğimiz standartlara göre, o spesifikasyonlara göre imal edilecek, fırlatılacak, yörüngeye oturtulacak ve hizmete alınacak. Bunun karşılığında da toplam 571 milyon dolar verdik. Ve bu iki uydunun ağırlığı da 7700 kilogram. Böldüğümüz zaman uydunun kilogramına bizim 74 bin dolar bir ücret ödediğimiz ortaya çıkıyor. Yani baktığımız zaman biz mesela 571 milyon dolar yerine niye 570 milyon dolardı, değil mi? Çünkü teknolojiyi elinde tutan, bu teknolojiyi geliştiren ülkeler veya şirketler fiyatı nasıl isterlerse o şekilde belirlerler. Şimdi biz uydunun kilogramına 74 bin kilogram verdik. Peki Japonlar bu uyduyu imal etmek için kullandıkları malzemeye ne kadar harcadılar? Baktığımız zaman kullanılan malzemenin maliyetinin ortalama 10 dolar olduğunu görüyoruz. Bir çay ihtiyacım var. Yani Japonlar 10 dolarlık bir ham madde maliyetini, hani diyoruz ya Türkiye'de işte toryum var, bor var, işte şu madenlerimiz var falan diyoruz. Yani dünyadaki bütün malzemelerde baktığınız zaman ham maddeyi mamul maddeye çevirmek prosesine biz ne diyoruz? Sanayi diyoruz. Şimdi bu kilogramını ortalama 74 bin dolara bize sattıkları uydu için kullandıkları malzemenin kilosu 10 dolar. Baktığımız zaman bugün biraz önce baktım. Altının kilogramı 60 bin 15 dolar. Yani şunu görüyoruz. Uydunun bir kilosu altının bir kilosuna daha pahalı. Peki altının, bir kilo altın üretmek için ne yapıldığına bir bakarsak, mesela Güney Afrika'da yerin 1500 metre altına kadar inen tüneller var vesaire var ve başka bir yerde işte bir ton altın cevherinden 3-4 gram en baba şeyinden, en verimlisinden 5 gram altın çıkıyor. Ve bu belki de 1 kilogram altını üretmek için belki 55 bin dolar, belki 65 bin dolar para harcanıyor. Ve tabiat mahvediliyor. Siyanür vesaire vesaire de. Yani çok zahmetli bir süreç sonucunda ve tabiata da çok zarar vererek 60 bin dolarlık bir değer ediyor. Diğer tarafta ise siz bilim ve teknolojide bulunduğunuz konumu ve bilgi birikimini kullanarak temiz odalarda, oturduğunuz masalarda 74 bin dolarlık bir değeri üretiyorsunuz. Dolayısıyla bilim 10 dolarlık bir maliyeti, malzeme maliyetinin 74 bin dolarlık bir değere dönüşmüş oluyor bu örnekte. Yine geçen sene çok konuşulmuştu. Zigna diye bir oyun şirketi Türkiye'de ilk defa 1 milyar doların üstünde bir şeye satıldı. 1.8 milyar dolara satıldı. Bu şirkette 100 kişi çalışıyordu. Baktığımız zaman bu şirketin sattığı malın ağırlığı yok. Çünkü bir neticede bir sanal bir şey bu. Ama 100 kişi böyle bir değer üretti ve 1.8 milyar dolara satıldı. Yani ağırlık, dolayısıyla biraz önceki 74 bin dolar yerine bu sonsuza da gidebiliyor. Petrole de baktım biraz önce bu programa girmeden önce. Petrolün bugünkü varil fiyatı 66 dolar 47 sent. Yani litresi 42 sent. Bütün dünyanın savaşlara girdiği, milyonlarca insanın öldürüldüğü, böyle büyük şaşalarla açıklamaların yapıldığı vesaire, bu pis petrolün bir litresi sadece 42 sent. Neredeyse su gibi. Üretim maliyetine baktığımız zaman derin denizlerde üretildiği zaman 100 dolara varan bir üretim maliyeti oluyor. Ama Suudi Arabistan'da mesela 18-20 dolarlık bir üretim maliyeti var. Yani burada da yine bir şey olarak aslında çok büyük bir katma değer yok.
Şimdi buğday şeyine baktığımız zaman buğdayın ton fiyatı 220 dolar. Türkiye'nin yıllık buğday üretimi 20 milyon ton. Yani baktığımız zaman peak gain'imizin biraz önce dediğimiz satış ile elde edilen gelir 8.2 milyon ton buğday anlıyor bile bunu. Tarımda çalışan toplam bizim insan sayımız da 4.2 milyon. Peak gain'imizde 100 kişi çalışıyor. Bunları niye söylüyorum ben? Şunun için söylüyorum. Şimdi ben Rizeliyim. Bizim Rize'de çay üretirdik. Çocukluğumuzda biz çay bahçesinde çay toplayarak büyüdük. İşte Trabzon'da, Giresun'da fındık üretilir, başka yerde buğday üretilir vesaire. Baktığınız zaman biz Türkiye olarak kişi başına milli gelir 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin dolar, 60 bin dolar seviyesine gelmiş bir ülke olacaksa bunu buğday üreterek veya sadece buğday üreterek, fındık üreterek, çay üreterek elde edemeyiz. Yani bizim üreteceğimiz çayın kilosunu, yaş çayın kilosunu kaça satacağız ki bundan elde edilen gelirle bir şey yapalım. Bir de çay veya bu çayla ürettiğimiz zaman biz nedir? Mayıs ayında başlardık çalışmaya, Kasım ayında biterdi. Yani yılın diğer yarısında boş boş otururduk. Yani köylü çocuklar olarak veya köyde köylü insanlar olarak. Aynı şey buğday için de geçerlidir. Fındık için de geçerlidir. Yani yılın birkaç ayı çalışarak siz zengin bir ülke olamazsınız. Tabii ki karnınızı doyurursunuz. Dolayısıyla bu örnekleri vermemin sebebi o. Ve bunları ben küçümsemiyorum. Buğday da çok önemlidir, fındık da çok önemlidir, çay da çok önemlidir. Ama zengin olmak için başka şeyler yapmamız lazım. Bugünkü konuşmanın da zaten sebebi o. Yine dünyayı değiştirecek çok önemli birkaç bilim konusundan bahsetmek istiyorum çok kısaca. Füzyon enerjisi. Füzyon dediğimiz şey şu. Kısaca anlatırsak atom bombası denilen şey 2. Dünya Savaşı'nda sırasında geliştirildi Manhattan projesiyle. Bunun esası da şuydu. Bir işte atom çekirdeğini parçalayarak ortaya çok yüksek miktarda bir ısı enerjisi çıkıyor. Ve bu ısı enerjisiyle işte bomba olduğu zaman işte insanlar, binalar vesaire mahvediliyor. Daha sonra bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer reaktör teknolojisine dönüştürüldü. Ve bu nükleer reaktör teknolojisi üretilen enerji bugün dünyanın enerji ihtiyacının %11'ini karşılıyor. Bizde de işte Akkuyu'da bir tane hala hazırda inşaat halinde olan var. Tabii ki bunun problemleri var. Dünyada buna çok itiraz eden insanlar da var. Diyorlar ki çok büyük felaketlere sebep olabiliyor. Mesela Fukushima'da olan kaza vesaire. Bu kirliliğe sebep oluyor. Dolayısıyla kullanılmasın diyen çok insan var. Bir de füzyon var. Bu nükleer enerjinin tersi olan bir şey. Burada da şunu diyoruz. İki tane hidrojen atomunu çok yüksek enerji, yani çok yüksek basınç ve sıcaklık altında birleşmeye zorluyorsunuz ve ortaya bir helyum atomu çıkıyor. Yine aynı şekilde E eşittir MC kare gereğince ortaya yine atom bombasının prensibine dayanandan çok daha fazla enerji çıkıyor. Buna da hidrojen bombası deniyor. Hidrojen bombası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'lerin başında önce Ruslar tarafından, sonra Amerikalılar tarafından, sonra başkaları tarafından geliştirildi. Ve bomba olarak herhangi bir savaşta kullanılmadı ama çok denemeleri yapıldı. Ama başka bir şey yapmaya çalıştılar. Dediler ki biz bu füzyon prensibini acaba füzyon reaktörü geliştirebilir miyiz diye bir arayışa girildi. Ve 1950'den beri füzyon enerji, füzyonu bir enerji kaynağı olarak kullanma çalışmaları devam ediyor. Bu olduğu zaman ne olacaktır? Baktığınız zaman yani füzyonda o diğer atom bombasında olduğu gibi atomun parçalanmasında ortaya birçok radyoaktif artık çıkıyor. Ve bunlar hiç arzu edilmeyen şeyler. Kirliliğe sebep oluyor. Ama füzyonda ise herhangi bir radyoaktif kirlilik olmuyor. Hidrojen atomları birleşip bir soy gaz olan helyum ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla bir çok az bir kirlilik var. Bu gerçekleştiği zaman ne olacaktır? Dünyada artık ham maddesi hidrojen, yani sonsuz miktarda neredeyse hidrojen var dünyada, ham maddesi sonsuz miktarda var olan, herhangi bir kirliliğe sebep olmayan bir enerji kaynağına kavuşacağız. Dolayısıyla burada artık denizden tatlı su elde ederek çölleri yeşillendirmek, dünyada su problemini çözmek, bütün dünyada enerjiyi artık çok çok ucuz bir hale getirmek
Bunun sebep olacağı sosyoekonomik şeyleri bir düşünün. Yani sosyal bilimlerde çalışan arkadaşlarımız mesela bunları analiz etseler. Yani düşünün ki artık petrole, doğalgaza, kömüre ihtiyaç kalmayan bir dünyaya adım atmış olacağız. Ki bu her an olabilir. Çünkü dünyada böyle yüzlerce proje var ve milyarlarca dolar harcanıyor, hali hazırda harcanıyor. Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da, her yerde. Ve bunun sebep olacağı müthiş sonuçlar var. Peki bu mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Çünkü güneş öyle çalışıyor. Yani bizim dünyadaki bütün enerjinin asli kaynağı olan güneş, işte bu füzyon prensibine göre milyarlarca yıldan beri çalışıyor ve hiç tükenmiyor. Ve bütün bu bizim güneş sistemimize gerekli enerjiyi sağlıyor. Yapay zeka bugünlerde çok popüler. Yine oyunu değiştirici özelliklere sahip. Artık insan ve hayvan gücü yerine makine güçlerinin akıllandırılmış makinenin yerini alacağı bir şey. Yine bunun da çok büyük sosyoekonomik etkileri olacak. Kuantum bilgisayarları yine aynı şekilde bugünkü bilgisayar teknolojisiyle, dijital bilgisayar dediğimiz bilgisayar teknolojisiyle milyarlarca sene sürecek olan, çözümü milyarlarca sene sürecek olan problemlerin birkaç saniye içinde çözülmesini sağlayan yine paradigma değişikliği şeklindeki yeni bilgisayar teknolojiyi geliştiriyor. Bunun gibi baktığımızda başka bir sürü başka teknolojiler var. Nanoteknoloji, biyomalzemeler, universal memory. Böylece düşündüğümüzde binlerce, on binlerce kritik sahada dünyanın her tarafında, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, gelişmiş şirketlerde araştırmalar yapılıyor. Ve bunların hepsi dünyayı değiştirecek özelliklere sahip. Peki bunları yapan ülkeler veya şirketler veya üniversiteler, bunları acaba yapmayan ülkelere veya insanlara bedavaya alın biz geliştirdik Allah razı olsun size de veriyoruz size kullanın mı diyecekler? Tabii ki demeyecekler. Dolayısıyla bunun sonucu yine ne olacak? Onlar daha zengin olacak. Bilime önem vermeyen, bu araştırmaları yapmayan, böyle bir ekosisteme sahip olan ülkeler yine domates, patlıcan, hıyar, limon vesaire üretip, buğday üretip, gemiler dolusu bunlardan ihraç edip, ondan sonra bunlardan küçük bir miktarına o gemiler dolusu ihracatla elde ettikleri şeyleri vermek zorunda kalacaklar. Bugünlerde biliyorsunuz COVID-19 konusu bizim 1,5 seneden beri neredeyse dünyanın iflahını kesti. Hepimiz evlere kapandık. Yani milyonlarca insan öldü ve bu problem hala devam ediyor. Ama bu probleme tabii en güzel çözümü yine bizim iki tane evladımız, bir karı koca, birisi Hataylı, diğeri bizim Rizeli, işte Uğur Şahin ve Özlem Türeci geliştirdiler. BioNTech diye bir şirketleri var onların. COVID-19'a dünyanın en iyi aşısını onlar geliştirdi ve şu anda işte bu aşı sayesinde işte Amerika normale döndü, dönüyor, İngiltere vesaire birçok ülke COVID-19 krizinden çıkmak üzere. İnşallah biz de önümüzdeki bir iki ay içinde, üç ay içinde bu krizden çıkacağız. Yani bilim sayesinde. Şimdi dünyadaki ekonomik gelişmenin tarihine şöyle bir bakalım. Baktığımız zaman işte milattan önce 13 bin yılında dünyanın tarım toplumuna geçtiği söyleniyor. Yani ondan önce insanlar avcı toplayıcı şeyindeymiş. Yani tabiatta buldukları şeyleri yiyorlarmış. İşte hayvanları avlayıp onları yemeleri onlar için yeterli olurmuş. Daha sonra tabii insanın en büyük nimeti nedir? Aklıdır. İnsana verilen en büyük nimet insanın aklıdır, zekasıdır. Dedi ki ben bunların peşinde koşacağım ama nerede olduğu, ne zaman yakalayacağım belli olmuyor. Hayvanlarla uğraşmaktansa bunları bir ahıra kapatayım. Burada kontrol altında bunları yetiştireyim. Sonra da onların sütünden, etinden, derisinden faydalanayım veya işte buğdayı ekerek veya biçerek şey yapayım diye tarım toplumuna geçildi. İşte bu tarım toplumu ta birinci sanayi devrimine kadar sürdü. Yani 1761 yılında buhar makinesinin James Watt tarafından bulunmasına kadar dünya tarım toplumuna devam etti. Burada tabii çok önemli bir şey var. Bunu ben şahsen çok önemsiyorum. Matbaanın icadı. 1450 yılında ve 51-52 o yıllarda Gutenberg Almanya'da matbaayı icat etti.
Ve bu matbaanın icadından sonra Avrupa'da hızla kitap basılmaya başlandı. Ve bilimin, tabii onlar kitap basımını işte İncil basarak, yani dini kitaplar basarak falan da yaptılar ama matematik kitabı da basmaya başladılar. Yani bilginin tabana yayılması hızlandı. Matbaanın icadından önce diyor ki tarihçiler, matbaanın icadından önce Avrupa'da okuma yazma oranı yani %1'in çok altındaydı. Ama matbaanın icadından sonra okunacak malzeme çoğaldıkça okuma yazma oranı hızla artmaya başladı ve bilgi tabana yayılmaya başladı. Ama bizde çok ters bir şey oldu. Matbaanın Türkiye'de Türkçe olarak baskı yapacak matbaanın kurulması 1726 senesine kadar yasaktı. Yani daha dün sayılır yani. Benim dedem 1900 doğumluydu. İşte onun dedesi de 1800 doğumlu olsa demek ki dedemin dedesinin dedesi zamanında daha matbaa yoktu. Yani 250 seneden fazla, 275 seneye yakın Türkiye'de matbaa kurulması, yani Türkçe baskı yapacak matbaa kurulması yasaklandı. İbranice matbaaya müsaade edildi. Yani bizim İspanya'dan getirdiğimiz Yahudilerin, Türkiye'ye yerleştiren Yahudilerin kendi dillerinde baskı yapacak matbaa kurmasına müsaade etti hükümetimiz. Ama Türkçe matbaaya müsaade etmedi. Bazıları diyor ki bu dini sebeple müsaade edilmedi. Halil İnalcık Hoca dedi ki dini sebeple değildi dedi. O zaman elle kitap yazan bir çok kuvvetli bir lobi vardı dedi. Bir çalışanlar grubu. 10 bin kişi varmış. Ayasofya'nın civarında işte elle yazanlar. Bunlar işte siz buna müsaade ederseniz biz işimizi kaybedeceğiz. Bizim çoluk çocuğumuz vesaire desteklediğim bir sürü insan var. Bunlar ekmeğinden olacak. Böyle bir şeye müsaade etmeyin diye şey yaptılar ve maalesef o zaman hükümetimiz, dünyanın da en süper, büyük süper gücü olan hükümet ileri görüşlük yapamadı ve matbaaya müsaade etmedi. Bu sanki bugün internete müsaade etmemek gibi veya bilgisayara müsaade etmemek kadar kritik bir şey oldu. Tabii ki şunu demiyorum, o kadar basit değil bu olaylar, sosyal olaylar. Bir sebeple her şey olmuyor. Ama işte böyle önemli bir konuda böyle büyük hata yapan şey bir yönetim veya bir yönetici sınıf. Benzeri hataları demek ki başka şeylerde de yapıyorlar. Ve sonuç ortada ne oldu? İşte biz zaman içinde çok geride kaldık. Türkiye'de ilk matematik kitabı 1810 senesinde basıldı. 1810 senesine kadar Türkiye'de hiç matematik kitabı basılmadı. Yani Türkiye'de maalesef işte bu bilimin 1200'lerde başlayan ihmalinin bedeli bir günde gelmedi. Yüzyıllar içinde bizim dünyanın tek süper gücü olmaktan sonunda 1918'de imparatorluğunu kaybetmiş, bütün memleketi işgal altına düşen bir memleket halimize gelmemize sebep oldu. İşte birinci sanayi devrimi 1761'de oldu diyoruz. Ondan sonra 1890'da Amerika'da ilk defa bir elektrik üretimiyle şehir aydınlatması yapıldı New York'ta, Edison tarafından. Bu da yine çok önemli bir adım. Ondan sonra 1947 yılında transistörün icadı yine bilim açısından dünyayı değiştiren en önemli adımlardan birisi. Ve 1947 yılında Bell Labs'ta transistör ilk geliştirildiğinde geliştirilen ilk transistörün büyüklüğü 1 metrekare, yani 1 metrekare büyüklüğünde bir tane transistör. Bugün ise 1 metrekareye 1 milyardan fazla transistör sığdırılıyor. İşte 1991 yılında internet başladı. Ve internetin başlamasıyla artık biz yeni bir dünyaya başladık. Yani internet gerçekten tarihteki en büyük kırılmalardan birisi oldu. Şu alt tarafta gördüğümüz şu sarı şey dünyada geliştirilen toplam gayri safi milli hasılayı gösteriyor. Baktığımız zaman işte bu 1991'e kadar dünyada üretilen toplam mal ve hizmet, yani toplam gayri safi milli hasıla çok fazla büyük bir şey değildi. Ama 1991'den sonra dünyada üretilen ekonomik değer
üstel olarak artmaya başladı. Yani çok büyük bir hızla üretilen toplam gayri safi milli hasıla büyümeye başladı. Bununla ilgili olarak şunu not etmek isterim. Bunu da bilhassa ekonomi çalışan doktor öğrencilerimizin bu konuyu düşünmesini tavsiye ederim. Şimdi geçtiğimiz yüzyılda, hatta bundan 50 sene öncesine kadar dünyadaki zenginlik sabit bir miktardı. Yani bir masanın üzerindeki var olan varlıkları düşünün. Bu varlıklar işte kim bunun fazlasını alırsa o zengin oluyor. Yani biz zero sum game diyoruz. Yani toplamı sıfır olan bir oyun. Yani burada toplam sabit bir büyüklük var. Nedir o? İşte ekilen dikilen toprak miktarı, altın miktarı, işte su miktarı, buğday miktarı vesaire. Bunlar dünyada belli. Ekilen dikilen yerimiz belli vesaire. İşte kim gider diğer bir ülkenin topraklarını fethederse, işte oranın altınını, gümüşünü alıyor ve onun elindeki buğdayı alıyor ve ekilecek topraklarını alıyor. Orayı fakirleştiriyor, sefil hale getiriyor, kendisi zengin oluyor. Baktığımız zaman bunun birçok örneklerini kolonyalizmin şeyi olarak görebiliriz. Yani Amerika'ya gidilmesi, Afrika'nın kolonileştirilmesi vesaire. Yani bütün zengin olan ülkeler 1600, 1700, 1800'lerde işte hep bu şekilde zengin olmuştur. Ama artık günümüzde buna gerek yok. Yani günümüzde zenginliğin kaynağı artık doğal kaynaklar veya buğday, toprak, su vesaire değil. Zenginliğin artık belirleyici kaynağı bilim ve teknoloji. Dolayısıyla artık birisinin zengin olması için birisinin sefil olması gerek. Biz bütün insanlar, şimdiki 8 milyar nüfusumuz var. Bu 18 milyar da olsa, 28 milyar da olsa bütün insanları doyuracak kadar gıda üretebiliriz. Bütün insanları giydirecek kadar şey üretebiliriz. Yani yeni bir denge düşünmek lazım. O eski paradigmadan artık çıkılması lazım. Ve bu dünyadaki bu zulüme, kana, gözyaşına da bir son vermek lazım. Ve insanları sömürerek zengin olma paradigmasına artık gerek yok. Bu açgözlü olan, doymak bilmeyen insanların artık buna gerek olmadığını da anlaması lazım. Bilim insanları olarak bizlerin bunu ortaya koymamız lazım ve buna bir çözüm yolu bulmamız lazım. Tabii şunu demek istemiyorum ben. Dünyadaki herkes kişi başına milli geliri 50 bin dolar olan seviyede yaşasın değil. Ama artık yani kişi başına milli geliri yılda 300 dolar olan, 500 dolar olan ülkeler olmak zorunda değil. Yani hiç kimse açık yatağa gitmek zorunda olmadığı bir dünyayı kurabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman üç tane yaklaşım. Bir, bilinen teknolojilerle üretim yapmak. Yani nedir bu? Mesela ekmek yapmak, işte ne bileyim çorba pişirmek, kazma kürek yapmak. Bunlar insanlığın yüzyıllardan beri, binlerce yıldan beri yaptığı ve hepimiz için çok önemli olan, aziz olan ve hep olacak, önemli olacak olan şeyler. Ama bunları herkes yapabildiğinden dolayı bunlarda fazla bir karlılık yok. Bu bir lokma, bir hırka, babadan oğula giden zanaatkarlık. Geçimini temin eder, karnını doyurur, o kadardır. Başka buradan yine zengin bir ülkeye geçiş, kazma kürek veya soba yaparak veya buğday ekerek, bu ülkeyi yani geleneksel teknolojilerle buğday ekerek olmuyor. Bir de teknoloji transferi denilen bir şey var. Bu da nedir? Burada da şöyle bir açık gözlük var. Başkaları teknoloji geliştirecek. Siz işte birçok zorluklarla biriktirdiğiniz parayla gidip o teknolojiyi satın alacaksınız. Onlarla üretim yapacaksınız. Sonra da o üretimlerle o teknoloji üreten ülkelerle rekabet edeceksiniz. Tabii ki bu çok büyük bir yanılma şeydir. Yani yanımsamadır dedim. Ahmaklıktır demeyeyim. Demiş oldum gerçi. Yani hiç kimse, hiçbir şirket veya hiçbir ülke sizin onunla rekabet edip onu alt edeceğiniz, onun önüne geçeceğiniz bir teknoloji size vermez. Bunu ondan beklememek lazım. Dolayısıyla herkes bir önceki veya iki önceki teknolojisini güzel de bir para alarak size verirler. Ama onlar bir sonraki, iki sonraki teknolojide yoluna devam eder. Ama siz bir teknoloji ürettiğiniz zaman, mesela COVID-19 için bir aşı geliştirdiğiniz zaman, onu kaça satacağınıza
siz karar verirsiniz. Veya daha da ilerisi, kansere bir çare bulduğunuzda, kanser olan birisi sizin vereceğiniz işte bir ilacı içtiğinde o kanser tümörleri yok olur. Siz öyle bir ilaç geliştirdiniz. Burada sizin ne fiyat koyacağınıza rekabet değil, sizin artık vicdanınız karar verecektir. Yani dolayısıyla bilimi üretenler, bilimsel bilgiyi geliştirenler ve onu teknolojiye dönüştürenler ne kadar para kazanacaklarına kendileri karar verirler. Japonların bizim için ürettikleri uydu şeyinde olduğu gibi. Dolayısıyla tabii ki başlangıçta şurada görüyorsunuz, teknoloji ürettiğiniz zaman başlangıçta para falan kazanmıyorsunuz. Yani siz hep para harcıyorsunuz. Yani zarar ediyorsunuz belki 3 sene, 5 sene, 10 sene. Ama ondan sonra siz belli bir olgunluğa erişince ve teknoloji, hiç kimse de sahip olmayan orijinal teknoloji üretmeye, insanlığın dertlerine çare olmaya başladığınızda o zaman çok yüksek miktarda kar elde ediyorsunuz ve öylece zengin bir ülke haline geliyorsunuz. Bu sunumumuzun amacı nedir? Türkiye 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl öncesine göre çok ilerledi. Yani bizim çocukluğumuzda 1960'larda Türkiye kişi başına milli geliri 1000 dolar olan bir ülkeydi. Yani hepimiz yamalı pantolon giyerdik, lastik ayakkabı giyerdik. Yani doğru düz yollarımız yoktu, hastanelerimiz yoktu vesaire yoktu. Bugün buna göre çok çok ilerideyiz. Yani şimdi artık çok güzel yollarımız var, tünellerimiz var, köprülerimiz var. Artık Türkiye'de işte bazı stratejik ürünler üretiliyor. Mesela savunma sanayinde çok güzel üretimlerimiz var. Yani bir şeyler yapıyoruz. Çok güzel hastanelerimiz, yollarımız, havaalanlarımız, otellerimiz var. Bunun peki nedir, biz bunlarla övünmeyelim mi? Aslında övünmek hiç iyi bir şey değil. Niye övünelim ki? Yani bizim amacımız eğer başka 30-40 yıl önce daha iyi olmaksa evet onu yaptık, başardık onu. Veya etrafımızdaki ülkelerden daha iyi durumdayız çok şükür. Yani bunlar ama benim derdim şu. Biz niye Almanya gibi olmayalım veya Almanya'dan daha iyi olmayalım? Veya Fransa'dan veya Japonya'dan? Biz bir zamanlar onlardan daha güçlüydük. Yani benim derdim, bu sunumun amacı da o. Yani var olanla övünmek değil, var olanın neden yetersiz olduğunu. Bizim kişi başına milli gelirimiz işte 8 bin, 10 bin, 12 bin dolar böyle dalgalanıp gidiyor benim çocukluğumdan beri. Yani bir ara işte 3-4 bin dolarlara indi, sonra 7-8 bin, 12 bin dolarlara kadar çıktık, şimdi 8 bin dolarlara indik. Yani artık bizim bir türlü bu gelişmekte olan ülke şeyinden çıkamamamızı, yani gelişememe problemimiz var bizim. Yani bu gelişmekte olan ülke sınıfına biz takıldık kaldık. Yani Cumhuriyet kurulduğundan beri, hatta ondan önce bir türlü biz zengin, kalkınmış, gelişmiş ülke olamıyoruz. Neden olamıyoruz? İşte bu sunumda biz bunu analiz edeceğiz. Şimdi Güney Kore ile biz bir karşılaştırma yapalım. Güney Kore tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte büyük bir iç savaş yaşadı. Sonra ikiye bölündü. İşte o savaşa Türkiye'de asker gönderdi ve binlerce askerimiz orada şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra yani yıkılmış, mahvolmuş bir Güney Kore vardı. 1980'de baktığımızda gayri safi milli hasılada biz Güney Kore'den daha iyi durumdaydık. Yani ikimiz de düşük durumdaydık ama biz Güney Kore'nin bir tık üstündeydik. Sonra 1990'da Güney Kore bizim biraz önümüze geçti. 2000 yılında biraz daha önümüze geçti. Şimdi artık Güney Kore 30 bin dolarların üstünde. Biz işte 10 bin doların işte altındayız. 8 bin dolarda mıyız? Neyiz işte? Kura bağlı olarak her gün değişen bir seviyemiz var. Bu dolayısıyla biz kişi başına milli geliri 5-10 bin dolar seviyelerinde değil, 30 bin, 50 bin dolara mümkünse daha yüksek olan bir seviyeye gelmemiz lazım ki bu mümkündür. Yani ben size söyleyeyim, 1 artı 1 nasıl 2 ise o da aynen öyle mümkün. Bizim problemimizin özü, baştan sonucu söyleyeyim, sistemsizlik. Bizim gelişemememizin, kalkamamamızın sebebi bu 8 yıl devletteyken, devletteki çok değerli devlet adamlarıyla,
üniversite gibi bilim insanlarıyla, sanayideki insanlarla çok yoğun çalışmalar yaptık. Yaptığımız incelemeler bize gösterdi ki bizim kalkınamamamızın, yani istediğimiz gibi kalkınamamamızın temelinde yatan problem bir kalkınmayı şey yapacak, kalkınmayla netleyecek bir sisteme sahip olmamamız. Baktığımız zaman 10 yıllar boyunca bizler kanunlar çıkarttık. Bir sürü kanunlar çıkarttık. Bunların her birisi çok büyük iyi niyetle yapıldı. Yani bir bakan iş başına geldi. Dedi ki ya ben işte filanca ülkeye gitmiştim, orada şöyle bir şey gördüm, bunu Türkiye'de de yapayım. Başka birisi şöyle yaptı, başka birisi böyle yaptı. İşte 1933'te Sümerbank kurduk. Sümerbank kurulduğunda Türkiye'de bir kefen bezi bile imal edecek bir kapasite yoktu. Ama 1995 yılında artık Sümerbank doğru bir şekilde artık miadını doldurmuştu. Eski teknoloji dünyaya da rekabet edecek halde değildi. Özel tarafından özelleştirildi. 1995 yılında artık tarihe kaçtı. Devlet Planlama Teşkilatı yine 1960 darbesinden sonra kurulan ve Türkiye'ye çok büyük hizmetler etmiş olan bir teşkilattı. 2011 yılında biz onu kapattık. Ben de onun Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılmasını ve yerine daha iyi bir şeyin kurulmasını arzu edenlerden. Ama maalesef biz onu yok ettik ve yerine bir şey de koymadık. Şu anda onun çok büyük eksikliğini görüyoruz. Yani ben DPT tekrar kurulsun demiyorum ama ne kurulması gerektiğini biraz sonra söyleyeceğim. Ama DPT Türkiye'de çok iyi insan yetiştiren, Türkiye'ye değerli insan kaynakları şey yapan, yani birçok başbakan, cumhurbaşkanı falan kazandıran, çok devlet adamı, teknisyen kazandıran, çok değerli hizmetler yapan bir kuruluştu. Ve maalesef onu yok etmiş olduk biz. 1963 yılında TÜBİTAK kuruldu. Yine o 60 darbesinden sonra birkaç tane bilim adamının kurduğu bir şeydi. Tabii o zaman çok güzel ve doğru bir şekilde kuruldu. Çünkü bilime dair Türkiye'de çok az şey vardı. O işte az sayıda bilim insanı bir araya gelip TÜBİTAK'ta bilimsel araştırmalar yapıp o birikimi bir şekilde yaymaya, bilimi yaymaya, yeni bilim insanları yetiştirmeye, daha sonra destek vermeye falan dönüşen çok güzel bir şeydi. Ama zaman içinde eskidi, onun da yenilenmesi gerekirdi. Onu da hala tam beceremedik. Savunma sanayi şirketlerimiz kuruldu. Bilhassa 1974 Kıbrıs Harekatı'nda bize uygulanan ambargoların neticesinde işte yerli savunma sanayinin kurulmasının artık şart olduğu ortaya çıktı. Aselsan 1973'te kuruldu. Daha sonra diğer savunma sanayi şirketleri kuruldu. Ve bunlar da çok doğru bir şekilde kuruldu. Ama zaman içinde yine bunlar da zamanın ruhuna göre değiştirilmediklerinden dolayı Türkiye'nin ayağına pranga haline geldiler. Bunu şey demiyorum yani. Bunların dönüştürülmesi gerekirdi. Yani bunlar Türkiye'de diğer özel sektörün girişimcilerin gelişmesine engel olan bir halden çıkartılmaları gerekir. Tabii bunların detaylarını ben yıllar içinde çok değişik konuşmalarımda anlattım. Yanlış anlaşılmasın yani. Bunlar Türkiye'nin birikimidir. Bunların asla yok olmamaları lazım. Ama bunların yavrular verip Türkiye'nin böyle binlerce şirkete sahip olması lazım. Bunlar ulu çınar gibi. Bir tane ulu çınar var diyelim Aselsan, altında bir tane ot bile bitmiyor. Veya fidan bitmiyor. Ve buna müsaade etmiyor bu şirketler. Her şey, bütün işler, bütün savunma projeleri bunlara veriliyor. Özel sektör sadece bunlardan alt kontraktör olarak, alt üretimci olarak bir şey alırsa onunla mutlu olmayı Arge destekleri çıkartıldı. Yine bizim AK Parti zamanında yapıldı. Teknoparklar kuruldu. Bunlar hepsi çok güzel girişimlerdi. Yatırım indirimleri verildi, ayrıcalıkları verildi. Yani devletimizi yöneten kim olursa olsun herkes aklı yettiğince, elinden geldiğince hep güzel adımlar kendi kafasına göre attı ve şey oldu. Sonuçta günümüzdeki duruma geldi. Daha ileriye de gidemiyoruz. Her gün tabii bakanlar yeni bir şey kuruyorlar, yeni bir kurum kuruyorlar, yeni bir yönetmelik çıkartıyorlar, yeni bir kanun çıkartıyorlar. Ama Türkiye ne oluyor? Bir türlü kalkınamayan, kalkınmakta olan ülkeler sınıfından bir türlü çıkamayan sınıfında uzun yıllardan beri kaldı maalesef. Kalkınmış ülkeler nasıl başarmış? Şimdi burada Amerikan propagandası yapmayacağız. Biz bilim adamı olarak biz burada bir tespit yapıyoruz. Şimdi
Amerika'nın başkanı Frank Delano Roosevelt 1933 yılında Amerika'ya başkan oldu. 1929 yılında Amerika büyük buhranı yaşadı. Yani Amerika borsası çöktü. Yani Amerika 1920 ile 29 arası, yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında müthiş bir zenginlik yaşadı. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim, bir çılgın halinde bir zenginlik yaşadı Birinci Dünya Savaşı sırasında. Herkesin bir arabası oluyor, herkes, yani olmayan kadar bir zenginlik yaşadılar ve borsa bunun en önemli aletlerinden birisi oldu. Sonra 1929 yılında müthiş bir 1929 buhranı oldu. New York'taki borsa çöktü ve Amerika ekonomisi yerle yeksan oldu. Ve büyük bir fakirlik, sefalet uzun yıllar sürdü. Tabii bunun şu etkileri de oldu. Bu çok önemli bir tespit. Amerika Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya bir borç vermişti. Yüklü miktarda borç vermişti. Almanya'nın işte yeni demokratik hükümeti Almanya'yı ayağa kaldırabilsin, tekrardan inşa edebilsin diye. 1929 buhranından sonra o zamanki başkan kalktı, bu borcu geri istedi. Ve Almanya, çok zor durumda olan Almanya, zaten henüz daha belini doğrultamamış olan Almanya, o borcu Amerika'ya geri ödemek zorunda kaldı. Ve Almanya'da insanlar ekmek yiyemeyecek, çorba içemeyecek duruma geldiler. Ve büyük bir sefalet oldu. İşte bu sefaletin içinde de Hitler, yani bu buhrandan önce oyu sadece %1 olan Hitler, buhrandan sonra %30 civarında oy aldı ve iktidara geldi. Ve Almanya faşizmin kucağına düştü ve aynı Hitler bütün dünyayı ateşe attı. Yani bir İkinci Dünya Savaşı'nı şey yaptı ve 45 milyon insan öldü. Yani bunu tetikleyen şeylerden birisi de 1929 buhranı ve o zamanki başkan Hoover'ın çok akılsızca, gasletsizce attığı adımlar. Sadece tabii bu Almanya'dan borcu geri çağırması değil, başka yine yaptığı birçok hata vardı. Yine bu ekonomi politikaları çalışan arkadaşlara çok şiddetle tavsiye ederim. 1929 buhranına giden yolu ve ondan sonrasını çok iyi çalışsınlar. 1933 yılında Frank Delano Roosevelt Amerikan başkanı seçildi. Ve Amerika'da şu anda ve Amerikan tarihinde hiçbir başkan iki dönemden fazla seçilemiyor. Önceden yasak değildi, şimdi yasak. Frank Delano Roosevelt 3 tam dönem görev yaptı. 4. döneme de seçildi. Başladı, sonra vefat etti. Yerine de Truman, onun başkan yardımcısı olan Truman geçti. İşte Frank Delano Roosevelt, tabii uzun uzun hakkında konuşulabilecek müthiş şeyler yapan bir adam. Acayip vizyoner bir adam. Belki de Amerikan tarihinin ve dünya tarihinin en önemli devlet yöneticilerinden birisi. Ne açıdan? Ders almak açısından. Yoksa yani Amerikalıların büyük başkanı bizim başkanımız değil. Yani ama adam müthiş güzel ve doğru şeyler yaptı ve Amerika'yı Amerika yapan adamı oldu. Amerikan Başkanı Roosevelt 1941 yılında MIT'nin mühendislik fakültesi dekanı olan Profesör Vannevar Bush'u bilim başdanışmanı yaptı. Ve ona 1941'de verdiği görev şuydu. Ona dedi ki, ben sana yetki veriyorum. Amerika'daki bütün üniversiteleri, bilim insanlarını, işte araştırma merkezlerini, herkesi seferber et. Biz bu savaşta bilimden nasıl istifade edebiliriz? Bilimi kullanarak nasıl düşmanlarımıza karşı üstünlük sağlayabiliriz? Ve işte bu çalışmanın sonucu olarak ve bu gizli olarak yürüdüğüm bu çalışmanın sonucunda da işte atom bombası geliştirildi. Birçok sağlıkta, askeriyede yani binlerce teknoloji geliştirildi. Sonra da savaşın bitmesine yakın 17 Kasım 1944'te, yani dördüncü defa başkan seçildikten yaklaşık 2 hafta sonra, yani başkanlık dördüncü defa seçildi 2 hafta sonra, Başkan Roosevelt Vannevar Bush'a bu mektubu yazdı, tarihi mektup. Bu mektupta da özet olarak diyor ki, biz savaşta sizin başını çektiğiniz bilimsel çalışmaların neticesinde birçok sahada çok önemli gelişmeler sağladık.
bu gelişmelerin ne gibi etkileri olduğunu dünya bilmiyor. Çünkü bunları gizledik biz. Ama cephede savaşan askerlerimizin, ki o zaman hala savaş devam ediyor, bunlardan ne kadar faydalandığını günün birinde herkes bilecek. Diyor ki bu ikinci paragrafta, bu tecrübeden, yani savaş sırasında bilimsel çalışmalar yapılan, elde edilen bu tecrübeden savaştan sonra barış zamanında da çok faydalı bir şekilde kullanılmaması için bir sebep yoktu. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi, yani Vannevar Bush'un başında olduğu ofisi, ofisiyle üniversite ve özel sektörde binlerce bilim insanı elde ettiği bilgiler, teknikler ve araştırma deneyimleri barış zamanında da ulusal sağlık, yeni işler kurulması, yeni istihdam yaratılması ve ulusal hayat standartının iyileştirilmesi için kullanmaya devam edilmelidir. Bu düşünce ve niyet ile aşağıdaki dört ana nokta ile ilgili sizin tavsiyelerinizi almak istiyorum. Birincisi, askeri güvenliğimize uyumlu olması, yani askerlerin de olumlu alarak savaş sırasında geliştirdiğiniz teknolojileri açık edin. Ve bunu girişimcilerle, sanayicilerle paylaşın ki bunlar savaştan geri dönecek olan askerler için yeni iş imkanları sağlasınlar, yeni üretime imkan sağlasın. Bu da mektubun orijinali. Yani orijinal şeyi bu. İkincisi, yani dört tane şey bir. İkincisi, hastalıklara karşı verdiğimiz bilimsel savaşla ilgili olarak tıp ve ilgili bilimlerde yapılan çalışmalara devam etmek için nasıl bir düzenleme yapmalıyız? Bir yılda sadece bir veya iki hastalıktan dolayı diyor, Amerika'da bizim kaybettiğimiz insan sayısı 4 yıl boyunca savaşta kaybettiğimiz insan sayısından daha fazladır. Dolayısıyla bu çok önemlidir. Ne yapmamız lazım? Yeni nesillere karşı bizim görevimizdir diyor. Yani hastalıklarla savaş konusunda ne yapmamız lazım? Dolayısıyla sağlık bilimlerinin altını çiziyor. Üçüncüsü, kamu ve özel sektör kuruluşlarının araştırma gelişim faaliyetlerini desteklemek için devletimiz bugün ve yarın ne yapmalı? Yani devlete düşen rol nedir? 1944 yılı. Kamu ve özel sektör araştırmasına düşen roller ve birbirleriyle ilişkileri dikkatlice ele almalıdır. Dördüncüsü, savaş sırasında bilimsel çalışmalara devam ettirecek kalitede yeni bilim insanı yetiştirmek üzere Amerikan gençliğindeki bilim potansiyelini keşfetmek ve geliştirmek için etkin bir bilim adamı yetiştirme programı nasıl kurabiliriz? Ondan sonra çok tabii müthiş bir şeyi var. Yani en sonunda da diyor ki, sizden ricam şudur ki, bu konularda meslektaşlarınız ve başkalarıyla yapacağınız işler sonucu bana tavsiye etmeye değer bulduğunuz sonuçları mümkün olan en kısa zamanda, ama bütün konuların bitmesini beklemektense hazır olan kısmını gelip benimle paylaşın ki gerekli adımları zaman kaybetmeden bir an önce atabileyim. Yani hepsinin bitmesini beklemeyin, biten kısmını hemen bana getirin diyor. Burada şurada new frontiers of the mind are before us. Şu gözlüğümü takayım, daha iyi okurum onu. And if they are pioneered with the same vision, boldness and drive with which we wage this war, we can create a fuller and more fruitful employment and fuller and more fruitful life. Yani bu burada tarihte ilk defa bir siyasetçi, yani bir ülkenin en üst yöneticisi ülkesinin kalkınması için, yeni iş sahalarının oluşturulması için, zenginliğin oluşturulması için, ikincisi sağlıkta daha iyi bir duruma gelmek için, üçüncüsü toplumun kalkınması için özel sektöre ve devlete ne gibi roller düşer, nasıl bir devlet olarak nasıl bunu destekleyebiliriz diyor. Dördüncüsü de yeni bilim insanlarını nasıl yetiştirebiliriz diye düşünüyor ve altındaki teknokratlara bu konuda çalışma yapması şeyini yapıyor. Yani bilimi, teknolojiyi ülkenin daha müreffeh olması için, kalkınması için, sağlıklı daha iyi olması için, daha iyi insan kaynaklarına sahip olması için en önemli rolü yüklüyor ve bu konuda adım atıyor. İşte bu çok tarihi bir adım. İlk defa böyle bir şeyi yapan Frank Delano Roosevelt ve dünyayı değiştiren bir adım oluyor. Tabii Frank Delano Roosevelt 1945 yılının Nisan ayında ölüyor, yerine Harry Truman geçiyor ve Vannevar Bush bu çalışmasını, bu kitap bende de var, masamdaydı, şimdi yok.
Bu hazırladığı raporun adı Science the Endless Frontier. Yani bilim sonu olmayan ufuk gibi bir şey yani. Tercümesi zor. Ama The Endless Frontier'i birazdan size hatırlatacağım. Çünkü Biden da şimdi bunu kullanıyor. Dolayısıyla 17 Kasım 1944 yılında yazılan, bana yazılan mektuba diyor, bir cevap yazıyor. 5 Temmuz'da Roosevelt'e cevabını yazıyor ve bu cevapta da o 4 konuda yaptıkları çalışmaları anlatıyor ve bu raporu Harry Truman'a veriyor. Harry Truman bunu benden önceki başkan başlatmıştı. Ben ona bundan demiyor. Bu rapordaki şeyleri hayata geçiriyor. İşte Amerika'da NSF kuruluyor. İşte daha sonra NIH kuruluyor. Ve bilime her şeyde en önde gelen bir konuma oturtuluyor. Ve Amerika'da bilim ve teknoloji bütün Amerika'nın güçlenmesi, kalkınması için bir dinamo rolünü üstleniyor. Ve sonuçta da işte daha sonra İşte transistör icat ediliyor, aya gidiliyor vesaire ve Amerika dünyanın süper gücü oluyor ve bu şeylerden tabii bu da o mektubun orijinali. Bu paradigma değişikliğinden herkes şey oluyor. Baktığımız zaman şu anda iş başına gelmiş olan Amerikan Başkanı Biden da Frank Delano Roosevelt'in benzeri adımlarını atıyor. Ben bu konuda bir tweet atmıştım. Şimdi Amerikan Başkanı daha göreve başlamadan önce Doktor Eric Lander'ı bir görev veriyor ve ona yine benzeri bir mektup yazıyor. Yani Frank Delano Roosevelt'in Vannevar Bush'a yazdığı gibi. Ve ona diyor ki FDR'ın yaptığı gibi sen de işte sana aşağıdaki 5 konuda çalışma yapmanı söylüyorum falan diyor. Benim tweetlerimde bunlar var. Bakarsanız görürsünüz bunları. Yani şu andaki Başkan Biden işte bundan 60 sene önce başkanlık yapmış olan 60 sene değil 70 sene oldu artık. Frank Delano Roosevelt'in aynı yöntemlerini benimsiyor. Yani Amerika'da altyapı yatırımları için işte yüz milyarlarca dolar harcanıyor. Tabii ki buradaki altyapı artık internet altyapısı, yol köprü falan da yapıyor ama internet altyapısında ona şey yapıyor. Ondan sonra 2-3 gün önce yine bir kanun paketi çıkarttılar ve bu paketin adını da Endless Frontier Act dediler. Yani yine Vannevar Bush'un yazdığı raporun adını çıkarttıkları kanun paketinin adına verdiler. Ve burada da işte 120 milyar dolarlık yeni bir fon oluşturdular. İşte bilim ve teknolojide Çin'in elde ettiği birçok sahada elde ettiği ve etmekte olduğu üstünlüğe son vermek için Amerika'nın tekrar geride kaldığı sahalarda üstünlüğü sağlaması için işte bir fon ayırıyorlar. Ve bunun farkına vardılar ve buna göre adımlar atıyorlar. Baktığımız zaman biz tabii ekibimizle yıllarca dünyadaki çeşitli ülkelerin bilim ve teknoloji ve sanayi sistemlerini inceledik. Ve Amerika'nınkini, işte İngiltere'ninkini, Güney Kore'nin, Japonya'nın, Singapur'un, Almanya'nın ve daha birçok ülkenin, İsviçre'nin, Avustralya'nın hepsine baktık. Yani dünyada gelişmiş, kalkınmış olan ülkelerin nasıl bir bilim, teknoloji, sanayi politikaları yapılanmasına sahip olduğuna baktık. Baktığımız zaman gördüğümüz şey şu. En üst düzeyde bilim, teknoloji politikaları oluşturmak devletin en üst düzeyinde yürütülen bir şey. Yani politika oluşturmak, o politikaları uygulamak, hayata geçirmek ve bu politikaları denetlemek ayrı ayrı organlar tarafından yürütülüyor. Yani bizde nasıldır? Bizde şöyledir. Şöyleydi yani ben bakan yardımcısıyken, ben bizim bakanlıkta ve başka bakanlıklarda. Bakan geldiği zaman işte kendi aklının, tecrübesinin yettiği kadar veya işte üst kattaki komşunun veya yan kattaki işte yan tarafta oturan arkadaşının aldığı tavsiyelerle veya duyduğuyla işittiğiyle bir akıl gelir aklına. Çok iyi bir niyetle tabii ki. Onu getirir. Biz böyle yapacağız der. Ondan sonra bir şekilde başbakanı ikna eder. Ondan sonra bütçesini de şey yapar. Kendi bakanlığının bütçesini aşmadan yapabiliyorsa bir şekilde diğer arkadaşların da şey yapar. Çünkü bakanlar diğer bakanların işlerine karışmamayı da önemli bir prensip olarak kabul ederler. Yani o bakan bir şey yapmak istiyorsa kendi bakanlığıyla ilgili bizim ona karışmamız ayıptır.
Tabii bunun bir tecrübesi de şudur. Daha sonra o da bizim işimize karışır. Dolayısıyla biz onun işine karışmayalım ki biz de kendi işimizi yaparken o da bize karışmasın. Dolayısıyla bakan yapmak istediği şeyi önce politikaya haline getirir. Bunu bir şekilde bütçeye sokar. Başbakan da ikna ederek şey yaparak. Ondan sonra da o kabul edilmiş politikayı hayata getirmek için para harcamaya başlar. Ama sonra bakarsınız bir kararnameyle o bakan gitmiş, yerine başka bir bakan gelmiş. Tabii yeni gelen bakan bir önceki bakanın başladığı şeyi devam etmek istemez. Çünkü o önceki bakanın projesi. O devam edecek olsa, iyi bir proje bile olsa kredisi önceki bakana yazacak. Dolayısıyla ya bilerek ya bilmeyerek ya ihmal ederek o maalesef önceden hazırlanan onlarca belki yüzlerce milyon dolar bir şekilde heder olmuş olur ve kendisi yeni bir şeyler başlatmaya çalışır. Ve bu böyle yap boz şeklinde devam eder. Halbuki olması gereken şey nedir? En yukarıda bugün tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Cumhurbaşkanlığının görevi icraatı yapmak değil, politikaları belirlemek, bu politikaların denetlenmesi için gereken mekanizmaları kurmak, ondan sonra da icracı kurumların hangisinin ne yapacağını iş dağıtımını yapmak. Yani hangi bakanlar, hangi bakanlıklar, hangi kurumlar, özel sektör, üniversiteler, araştırma enstitüleri, herkes ne yapacak? Bunları belirlemek ve ondan sonra da onların bunları yapmasını temin etmek. Dolayısıyla bakanlıklar neyin doğru, neyin yanlış yapılacağının karar vereceği yerler olmaması gerekir. Devletin politikalarını harfiyen yerine getiren ama tabii ki kendi uslubuyla, kendi etkinliğiyle doğru bir şekilde, etkin bir şekilde, verimli bir şekilde yerine getiren kurumlar olması lazımdır. Yani neyin yapılacağına devletin kurumları değil, devletin siyasi iradesinin karar vermesi gerekir. Ama kurumları da bunu yerine getirmesi gerekir. Tabii ki bu devletin kurumları karar verme, yani politika belirlemeye de kendileri de katkıda bulunacaklardı. Yani bu tamamen onlardan kopuk olan bir şey değil. Ama bu işin esası nedir? Bütün geliştirilen politikalar, bunların uygulanması, her şey, yapılan her şey sonuçta sanayi ve reel sektörün üretim yapması içindir. Yani bir memleketin çıktısı nedir? Ürettiği mal ve hizmettir. Dolayısıyla ihracat yapmak, zengin olmak vesaire hepsi bu yapılan üretimlerle olacaktır. Vaktimiz biraz azalıyor, onun için biraz hızlanacağım. Baktığımız zaman başarılı sistemlerin özü kuvvetleri ayrılıyor. Yani bir devlette bulunacak şeyler nedir? Politika belirlemek, üretim yapmak, araştırma yapmak, araştırma desteği vermek, regülasyon yapmak, bunların hepsi ayrı erkler olması gerekir. Yani bunlar siz aynı kurumun içinde mesela hem araştırma yapmak, hem yapılan araştırmalara destek vermek, hem de politika belirlemeyi koyarsanız o kurum politikalarını öyle belirler ki kendi içindeki çalışan insanlar ne yapmak istiyorlarsa onları politika olarak belirler. Sonra desteklediği şeyler de kendi içindeki insanların yaptığı şeyleri destekler. Yani mesela TÜBİTAK'ta olduğu gibi. Veya dışarıda TÜBİTAK'ta yapılmakta olan bir şeye destek verilmiş. Önceden tabii. Şimdikiler öyle yapmıyordur mutlaka. Dışarıda TÜBİTAK'la rekabet edecek bir şey yapmakta olan birisileri varsa onlara asla destek vermemek veya onları tehdit etmek. Siz eğer bunu yaparsanız biz size destek vermeyiz ona göre demek. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsi yaşanmış, defalarca yaşanmış, yani devlete çalışırken şikayet olarak bana defalarca gelmiş ve iş hayatımda kendim şahit olduğum, hepinizin de bu işlerle meşgul olan herkesin de eminim yaptığı şeylerdir. Dolayısıyla mesela regülasyon yapmak, mesela regülasyon yapan bir kurumun başındakinin kalkıp regülasyona tabi olan başka bir şirkette yönetim kurulunda olması ne kadar yanlış bir şey değil mi? Yani bunların hepsinin mutlaka ayrı olması lazım. Bunlar birbirini dengeleyen şeyler olması lazım. Bu erklerin de ayrılığına son derece önem vermek lazım. Bunu da geçiyorum. Peki bizde nasıl sistem? Bu 2012 yılında BTEK'da o zamanki TÜBİTAK Başkanlığı'nın verdiği Türkiye'deki ekosistem. Buna baktığımız zaman
Yani biz bunu bir blok diyagramı hani çevirdiğimizde Türkiye'de var olan sistem böyle bir şey. Yani tamamen buradaki bloklara bakarsak bunların her birisi iyi niyetle kurulmuş olan ya kanundur ya kurumdur ya bir şeydir. Ve bunlar birbirinden bağımsız olarak bir üst akılla kurulmamış olan, rastgele kurulmuş olan şeyler. Baktığımız zaman hiyerarşik bir sistem yok. En üstte siyasilerden yansıtılı bir mekanizma yok. Kurumlar arasında görev paylaşımı, koordinasyon yok. Kamu kaynaklarının ekonomik faydaya dönüşmesi sağlayacak mekanizmalar yok. Çünkü öyle bir amaç yok. Verimsizlik, mükerrerlik, denetimsizlik var. Ya Türkiye'de bakarsak ARGE desteği veren onlarca kurum vardır, kuruluş vardır vesaire vardır. Yani her şeyi yapan herkes vardır. Çünkü veren el, alan elden üstünür denir ya, onun için herkes veren el olmak ister. Devlette de öyledir, öyleydi. Yani tabii ki ben burada şaka yapıyorum. Yani veren el, alan elden üstündür o başka manadadır ama devlette de maalesef öyle oluyor. Bilim ihmal edilmiş, sadece işte şu roketi yapalım, şu makineyi yapalım, şu ampulü yapalım, şu bir şeyi yapalım. Halbuki o dediğiniz nedir biliyor musunuz? Bir meyve ağacını dikerseniz, onu büyütürsünüz. Sonuçta o meyvedir zaten. Ama siz meyveden işe başlamak istiyorsunuz. Önce o meyveyi verecek ağacı, hatta o ağacın yetişmesine uygun olacak iklimi oluşturmanız lazım ki o ağaçlar büyüsün ve sizin arzu ettiğiniz o güzel meyveleri versin ve siz de onları yiyin. Ama siz amacınız sadece meyve ise, o zaman iklimi düşünmezseniz, ağacı düşünmezseniz o sonucu elde edemiyorsunuz. İşte bunların hepsi işte meyve için yapılmış olan adımlardır. Gelişmiş kalkınmış ülkelerdeki sistem, biraz önce göstermişsiniz, böyle bir şey. Yani gayet açık, net, herkesin ne yapması gerektiğini belli olduğu bir hiyerarşik sistem. Bizde ise tamamen iç içe geçmiş, kimin ne yaptığı belli olmayan bir hercümerc. Tabii ki bu basitleştirilmiş hali. Aslına bakarsanız bundan çok çok daha berbattır. Hani abartılmış görünmesin diye bunu şey yapmıyorum. Ve şunu da bilin ki maalesef atılan her adım, şu andaki var olan sistemde atılan her adım, çıkartılan her yeni teşvik kanunu veya atılan her şey, buraya yeni bir blok ve buraya yeni birkaç tane daha yol çizilmesi manasına geliyor. Ve bu işin çözümüne değil, iyice içinde çıkılmaz hale gelmesine sebep oluyor. Dolayısıyla böyle bir sistemden sizin kalkıp gelişmiş kalkınmış bir ülkeye sahip olmanız mümkün değildir. Gelişmiş kalkınmış ülkelerin hepsinde böyle bir şey var. Ve bunlar da çok fazla sayıda değil. Sonuç, yani Türkiye'nin sistemsizliğinin veya Türkiye'nin veya başka bir yerinin sonucu şudur. Yetersiz başarı, kaynak israfı, refah eksikliği, işsizlik, savunma ve kritik teknoloji dışa bağımlılık olarak neticeleniyor. Yani rastgele oluşan sistemler. Şurada gördüğünüz bu gecekondu mahallesinde, buradaki yapılan her bir gecekondu çok büyük iyi niyetle yapıldı. Yani oradaki insan kendi hanımına, çoluğuna, çocuğuna bir dam olsun diye bunu yaptı. Ve ayrı ayrı bunlar yapıldı ama ortaya çıkan böyle bir şey veya böyle bir şey. Halbuki planlı, bilime göre bir şey yapılsa belki daha az para harcayarak, inanın maliyeti daha az olur, böyle bir şehir kurulabilirdi onun yerine. Onun yerine yani daha az masraf yaparak böyle bir şehire sahip olmak varken daha çok masraf yaparak verimsiz ve bir şekilde böyle bir rezalete sahip olabiliyorsunuz. Olması gereken sistem özellikleri nedir? Ülkenin kalkınma ve gelişme hedefleri uzman bilim insanları ve diğer uzmanlara oluşan Bilim, Teknoloji ve Kalkınma Politikaları Kurumu'nun, yani böyle bir kurum olması lazım. Çalışma ve tavsiyelerin neticesinde devletin en üst karar mercii tarafından devlet politikaları olarak belirlenmelidir. Belirlenen politikaların hangi bakanlıklar, kurumlar, kuruluşlar tarafından hangilerinin ne zaman yerine getirileceği de belirlenen devlet politikalarının bir parçası olacak. Bir bakanın veya kurum başkanının değişmesiyle devlet politikaları değişemez, değişmemelidir. Bakanların ve kurum başkanlarının görevi politika belirlemek değil. Yani neyin doğru, neyin yanlış, neyin daha iyi, neyin daha kötü olduğunu belirlemek değil. O devlet politikalarının hayata geçirilmesi, icrayı yürütmektir. Tabii ki politika önerilerini politika belirleyiciye sistematik bir şekilde aktaracağı mecralar mutlaka oluşturulmalıdır. Yani onlar karışmamalıdır demiyoruz. Ama bir bakan
ne yapılacağına karar vermemelidir. Bakanın işi o olmamalıdır. Yani bu çok çok temel bir hatadır. Kalkınma ve gelişme şans eseri midir? Bir devletin kalkınma ve gelişmesi kesinlikle şans ile ilgili değildir. Yani bizim Kerkük ve Musul petrollerimiz olsaydı, ah şöyle zengin olurduk, böyle zengin olurduk falan, bunlar hepsi hikayedir. İyi ki yok. Olsaydı belki başımıza daha büyük bela olacak. Çünkü petrole, doğalgazı sahip olup da bunun halkın refahına dönüştüğü bir ülke maalesef yok. Yani Norveç var ama Norveç zaten petrol ve doğalgaz yüzünden zengin olmadı, veya İngiltere. Bunlar zaten zengindi. Bunlar da petrol ve doğalgaz elde ettikleri gelirleri varlık fonlarına koyup gelecek nesillere bırakıyorlar. Neden? Çünkü gelecekte petrol ve doğalgaz para etmeyebilir. Şimdi o parayı ederken onu çıkartıyorlar ama harcamıyorlar. Gelecek nesillere onu bir varlık olarak bırakıyorlar. Nasıl 1 artı 2 eşittir 3 ise aynen bu kadar basit ve kesindir. Yani doğru adımları atarsanız nasıl su 100 derecede kaynar, kalkınırsınız. Yani bu şans eseri falan değildir. Ne iç güçler ne dış güçler sizin kalkınmanıza mani olamazlar. Siz doğruyu yaparsanız, eğitimde, bilimde doğru adımlar atarsanız, doğru sistemi kurarsanız çözüm nedir? Çözüm gelişmiş, kalkınmış bir ülkedir. Birbirinden habersiz, koordinasyonsuz atılan çok sayıda adım ne kadar iyi niyetli olursa olsun bu hiçbir sonuç vermez ve buna da biz sistemsizlik diyoruz. Tabii ben sistem mühendisiyim, yani elektronik mühendisiyim, doktoram ben sistem mühendisi konusunda yaptım. Otomatik kontrol ve sistem mühendisi konusunda. Sistem nedir? Birbirine bağlı veya etkileşen, hep birlikte bir üst hedefi gerçekleştirmek üzere çalışan çok sayıda bileşenin oluşturduğu bütüne sistem diyoruz biz. Yani mesela bir elektronik sistem vardır, bir uçak bir sistemdir, tren bir sistemdir, buradaki iklim bir sistemdir, bir ülke bir sistemdir. Bu sistemlerin girdileri vardır. Sistem o girdileri bir şey yapar ve size bir çıktı verir. Yani dinamik sistemleri de biz mühendislikte diferansiyel denklemlerle modelleriz. Peki bir ülkenin sistemi neyle modellenir? Kanun, anayasayla, kanunlarla, yönetmeliklerle vesairelerle, bunlarla tanımlanır. Yani bir ülkenin sisteminin denklemleri de ülkenin sistemi, o ülkenin kanunlarıdır, yönetmelikleri vesairesidir. Devletin kalkınma politika unsurları nelerdi? Oluşacak devlet politika, aşağıdaki politikaları ve başkalarını da içerecektir. Bilim ve üniversite politikaları, inovasyon ve girişimcilik politikaları, insan kaynakları ve eğitim politikaları, kamu satın alma politikaları, mali politikalar, tarım politikaları, ticaret politikaları, sağlık politikaları, sanayi politikaları, savunma sanayi politikaları gibi yüzlerce, binlerce konuda şey olacak. Bunların, bu politikalar nerede oluşturulması lazım? İşte sizin bu üniversitede oluşturduğunuz bu politika oluşturma programında yetişecek arkadaşlarımız ve böyle yüzlerce, binlerce yetişmiş insanlar devletin politika belirleme unsurlarında çalışmalı ve onlar bütün Türkiye'den ve dünyadan gelecek fikirleri değerlendirerek ve görerek devletin işte bütün bu konulardaki politikalarını oluşturmaları gerekir. Sonra bu oluşturulan politikaların da icrası yine devletin bakanlıkları, kurumları, kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve herkes tarafından onlara uygun bir şekilde yerine getirilmelidir. Mesela biz böyle bir çalışma yapmıştık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde işte bu şekilde yukarıdan aşağı herkesin ne yapması gerektiği belli olan bir şema oluşturmuştuk ama maalesef hala hayata geçiremedik. Bunları geçiyorum. Evet. Şimdi eğitim ve insan kaynakları konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Eğitim sisteminin, bak eğitime bizim gerçekten tamamen böyle yeniden bir bakmamız gerekiyor. Yani Amerika'da Greenfield derler. Yani oturup bir bakmamız lazım. Eğitim sisteminin asli hedefi gençlerin insanlık onuru ve vatandaşlık bilincine sahip, yani devletini, milletini sevecek, bilecek, milli manevi değerlerini bilecek. Bu zaten bütün devletler bunu eğitim sisteminin başından itibaren verirler. Yani insan olmanın, medeni insan olmanın ne olması gerektiğini bilirler. Vatandaş olmak nedir, milletini sevmek nedir, devletini sevmek nedir, milli manevi değerlerini verirler. Üretken, mutlu ve toplum refahında düşünen bireyler olarak yetiştirmek olmalıdır. Eğitim sisteminin asli amacı budur.
Eğitim baştan sona gençleri hayata hazırlayacak şekilde kurgulanmalıdır. Eğitim sisteminin çıktısı, liseden mezun olduğunda hayata atılmaya hazır, bunun için gerekli beceriye sahip bir mesleğe olan gençleri yetiştirmek olmalıdır. Eğitim sisteminin liseden mezun olduğunda tek alternatifi bugün olduğu gibi üniversiteye girmek olan gençler yetişmesi korkunç bir durumdur. İnanın bu çok çok acı bir durum. Yani benim 7 çocuk babası olarak, yani bunu kendi ailemde de yaşıyorum ve bizim milyonlarca gencimiz var. Hepsi annesinin babasının bir tanesi. Gözü kadar sevdiği, onlar hakkında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı en önemli değerleri ve bunların kalkıp liseden mezun olunca veya bir üniversite adı altındaki binalardan, şeylerden mezun olunca hiçbir mesleğe, bilgiye, beceriye sahip olmadan hayata atılmaları kadar korkunç bir şey olamaz. Yani bunu bizim değiştirmemiz lazım. Toplumda mühendis, avukat, ekonomist, sosyolog, tarihçi lazım olduğu gibi çok daha fazla sayıda aynı öneme sahip, hepsi de aynı derecede şerefli. Elektrik tesisat teknisyeni, elektronik teknisyeni, motor tamircisi, tornacı, aşçı, hasta bakıcısı, bahçıvan, fayans dizicisi, marangoz, aklınızda duvarcı, sıvacı, kalıpçı, boyacı, sıvı tesisatçı, binlerce toplum hayatında ihtiyaç duyulan meslekler var. Bunların hepsi de bir mühendis kadar, bir avukat kadar önemli ve gerekli. Ama biz maalesef şu anda var olan eğitim sistemimizle bu uzun yılların bir birikimi ve buna gerçekten tamir edilecek bir şey değil. Bu gerçekten bunun yeniden tanımlanması lazım ve temel bir bakış açısı lazım buna. Bizim insan yetiştiren gençlerimizi aldığı eğitimin sonucunda kendine güvenen, ne yapacağını bilen, ekmeğini nasıl kazanacağını bilen bir insan olarak onları yetiştirmemiz lazım. Liseyi bitiren gençlerin %78'i mutlaka bu mesleklerin birisine kalifiye eleman olarak gelmiş olmalıdır. Mezun olunca insanca yaşayabileceği bir maaşla hemen işe başlayabilmelidir. Türkiye'de veya dünyada, artık global dünyada her yerde gençlerimiz kendilerini sadece Türkiye'de sınırlı düşünmesinler. Dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilirler. Veya biz dünyanın herhangi bir yerinde iyi yetişmiş olan gençleri gelin Türkiye'de çalışın diyebilmeliyiz. Artık gelişmiş ülke olmak bu demek. Bu gruptaki gençler de arzu ederse, yani bu az sayıdaki insan, matematikte vesairede başka şeyde iyi olanlar veya hani içindekiler, üniversite ve meslek akademisine devam edeyim. Yani sen sanat okuluna gittin, meslek öğrendin, artık sana üniversiteye gitmek yasak değil. Arzu ederlerse bunlar da yine meslek akademisine gidebilsinler. Yani yüksek öğrenim alabilsinler. Bu %78'in dışında kalan %20-30 ise matematik, fizik veya sosyal bilimlerde öne çıkmış gençler olarak üniversite eğitimine özel olarak hazırlanmalı. Gençlerimizi çok erken yaşta dijital okul yazar haline getirmemiz lazımdır. Yabancı dilde eğitim asla yapmamalıyız. Yani bir Türk gencinin, bir Türk çocuğunun 5-6 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında yabancı dil öğrenmeye çalışması, yani öğrenmek değil, o dilde eğitim alması çok yanlıştır. Tabii ki gençlerimize yabancı dil öğretmeliyiz. Ama yabancı dil öğrenmek de Türkçeyi bırakıp başka bir yabancı dilde eğitim yapmak ayrı şeylerdir ve ben buna karşıyım. Nasıl bir eğitim sistemi olmalıdır? Hangi mesleklere kaç kişi yetiştirir? Eğitim reformu yapmak Milli Eğitim Bakanı ve öğretmenlerin işi mi olmalıdır? Önümüzdeki 5, 10, 20 senede hangi meslekte kaç tane yetişmiş elemana ihtiyaç var? Bu insanların hangi becerilere sahip olması lazım? Bu ihtiyacı karşılayacak eğitim sistemi nasıl olmalıdır? Kime ne rol düşüyor? Bütün bu konularda devletin kalkınma politikalarının bir parçası olacaktır. Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlığın görevi ise bu politikanın icrasını yerine getirmektir. Yani kaç tane hangi sahada ne olacağı veya nasıl bir eğitim sistemi olacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi değildir. Bakanlığın işi değildir. Onlar devletin belirlediği politikaları diğer bakanlıklar gibi uygulamakla mesul olacaklardır. Okullar sınıflara doldurulan çocuklara şu veya bu bilginin boca edildiği toplama kampı gibi olmamalıdır. Aksine okul çocuğun çok çeşitli konularda bilgi ve beceri edindiği bir koordinasyon merkezi gibi olmalıdır. Artık günümüzde böyle olmalıdır. Çocuk matematik, dil bilgisi, yabancı dil öğrenmenin yanında hayatta devamlı ihtiyacı olan konuları da öğrenmelidir. Çorba nasıl pişirilir? Baklava nasıl yapılır? Yemek nasıl yapılır? Tohum nasıl ekilir? Fidan nasıl dikilir? Meyve fidanı nasıl aşılanır? Koyun, inek nasıl bakılır? Tabii ki bölgeden bölgeye değişecektir bunlar. Keser, testere, çekiç, tornavida nasıl kullanılır?
Söküğün nasıl dikilir? Ütü nasıl yapılır? Düğme nasıl dikilir? Bunların hepsi okul eğitim sırasında çocuklarımıza verilmelidir. Böylece çocuklar üretken olmayı ve başkasına yük olmadan yaşamayı da öğrenmiş olurlar. Çocuklara kazandıracağımız en önemli becerilerden birisi de hayatta yaptıkları her şeye bir proje yönetimi mantığıyla bakmalıdır. Her projenin bir bütçesi, zaman çizelgesi, gerekli ham madde, diğer girdiler ve insan kaynakları gereksinimi belirlenmelidir. İş bölümü nasıl yapılır? Çocuklara yaptıkları her iş, bir çorbada pişiriyor olsalar, bir binada yapıyor olsalar, herhangi bir şey yaptıklarında buna bir proje yönetimi mantığıyla bakmaları ve bunu nasıl yöneteceklerini en küçük yaştan itibaren aşılarsak, onların toplumda yapacakları bütün işlerin kalitesi çok farklı olacaktır. Böylece çocuk hayat boyu yaptığı her işi sistematik olarak kalışır ve öncelikle proje planını yapar ve öyle yola çıkar. Bir yemek yapmak da projedir, bir bina yapmak da projedir. Eskiden okullar ve eğitim süreci gençler için bilgi erişmenin yegane yoluydu. Yani bizim zamanımızda 1960'larda, 1970'lerde, 1980'lerde bilgiyi edinebileceğin tek yer okuldu, üniversite. Dolayısıyla okulda mümkün olduğu kadar çok bilgiyi gençlere aktarmak bir bakıma mantıklı görülebilirdi. Günümüzde ve gelecekte bilgiye her yerde ve her zaman erişmek çok yaygın, çok kolay ve üstelik bedava. İnternet üzerinden her konuda ne istiyorsanız her konuda sonsuz bilgi kaynakları var. Sadece İngilizce bilmeniz lazım belki, o kadar. İngilizceyi de artık herkes öğrensin veya bir Almanca, Fransızca, ama İngilizce bilmek artık yani bir önemli bir avantaj bilenler için. Dolayısıyla artık okullar bilgiye erişme değil, rehberlik yerleri olarak öne çıkacaktır. Rehberlik her zaman sevdiğimiz, güvendiğimiz ve güvendiğimiz bir önderden ve mentörden alınır. Bu her zaman bir ihtiyaç olarak var olmaya devam edecek. İnsan her zaman kendisine tecrübesiyle yol gösterecek, önderlere, mentörlere ihtiyaç duyacaktır. Evet, yine bu insan kaynakları ile ilgili olarak Kur'an'da Nisa suresi 58'i ben Cumhurbaşkanlığındayken de yazmıştım güzel bir tablo olarak. Ve duvarımda asılıydı. Gelenler ziyaret edenler hatırlarlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 58'de diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'murukum. Şüphesiz ki Allah size emrediyor. En tu'eddu emanati ilâ ehliha. Emanetleri ehline tevdi ediniz. Ve izâ hakemtum beynen nas, ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman en tahkimu bil adaletle hükmedin ilâ ahiret âye. Yani Cenab-ı Hak emaneti ehline teslim ediniz diyor. Yani bunun sebebinin üzerine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Yani o emaneti en iyi kim yerine getirecekse, Müslüman olsa da olmasa da, işte senin hemşerin olsa da olmasa da, arkadaşın olsa da olmasa da, o emaneti en iyi kim yerine getirecekse, o işi en iyi kim yapacaksa, o işi ona teslim etmeniz lazım. Göz ameliyatı olacağınız zaman, nasıl ki gözümü en iyi kim ameliyat eder diye arıyorsanız, aksi halde gözünüz kör olma tehlikesi vardır, o hassaslığı gösteriyorsunuz. Aynı şekilde bir şirkette veya bir kurumda veya devlette birisine bir görev veriyorsanız, o görevi en iyi şekilde kim yerine getirecekse mutlaka o görevi ehil elemanlara vermeniz lazım. Dolayısıyla insan kaynağı yetiştirmenin önemi de çok önemli. Yani bizim ehil insanları yetiştirmemiz lazım ki bu emanetleri teslim edecek insanlar elimizde olsun. Evet, coğrafya artık kader değildir. Günümüzde bu malum İbn Haldun'un meşhur lafı coğrafya kaderdir diye bir sözü var. Tabii ki söylediği zamanlarda doğruydu ama artık bu doğru değildi. Yani şu manada doğru değildir. Biz işte filanca coğrafyadayız. Dolayısıyla fakirlik bizim kaderimizdir. Yani bizim ne yapalım? Biz işte ne bileyim, biz İsviçre'de doğmadık ki. Yani biz İsviçre gibi bir yerde değiliz ki. Veya biz Norveç gibi bir yerde değiliz ki. Dolayısıyla bizim kaderimiz bu. Biz artık kalkınamayız. Bu belalar bize müstahaktır. Hayır, öyle bir şey yok. Bunun örneği olarak da ben hep şunu veririm. Malezya ile Singapur 1963 yılına kadar İngiltere'nin bir kolonisiydi. Ve 1963 yılında Malezya ve Singapur tek ülke olarak İngiltere'den bağımsızlığını aldı. Ve 1965 yılında da Singapur'la Malezya birbirine ayrıldı. Baktığımız zaman Singapur ve Malezya'nın kişi başına milli geliri aynıydı. Yani kişi başına milli geliri $300 1965 yılında. Ayrıldıklarında
Singapur'un devlet başkanı Lee Kuan Yew 1965'ten 2000'e kadar Singapur'un devlet başkanlığını yaptı. Ve Singapur'u demir yumrukla yönetti ama çok iyi bir sistem kurdu. Lee Kuan Yew diyor ki biz Malezya'dan ayrıldık. Tarım yapacak kadar toprağımız yoktu. Bırak tarım yapmayı, kullanma suyu için kullanacak kadar suyumuz da yoktu. Yeraltı kaynaklarımız yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Dolayısıyla ben şu bu kitapta From Third World to the First diye bir kitabı var. Bunu herkese tavsiye ederim okumasını. Günle gün ne yaptığımı yazmış adam. Ben dedi önceliğimi eğitime ve bilime verdim. Ve şu amacı yaptım. Singapur'a yatırım yapmak isteyenler bir kuruma gelecekler, o kuruma girecekler. Çıktıklarında ya yatırım izni almış olacaklar ya da almayacaklar. Yani bürokrasiyi azalttım, Singapur'u bir çekim merkezi haline getirdim ve eğitime çok önem verdim diyor. Baktığımızda aradan geçen süre içinde Malezya ile beraber yola çıktılar. Bugün Singapur'un kişi başına milli geliri 65 bin dolar, Malezya'nın kişi başına milli geliri 11 bin dolar. Malezya'da çok güzel toprakları var, çok güzel ormanlar var, çok güzel su kaynakları var, çok bol miktarda petrolü var, bol miktarda insan kaynağı var, bol miktarda yani doğal kaynaklar olarak Malezya ile Singapur kıyas götürmez. Ve Singapur'un yüz ölçümü 721 kilometre kare, Malezya'nınki ise 330 bin kilometre kare. Dolayısıyla aynı anda yola çıktılar. Birisi bilime, eğitime önem verdi. Diğeri ise işte kauçuk üreterek vesaire, yani malum işte sistemsiz bir şekilde yoluna devam etti. Bugün bir tanesi 65 bin dolarda ve hala suyunu Malezya'dan ithal ediyor. Yani Singapur hala suyunu Malezya'dan ithal ediyor. Başka ülkeler Hindistan'dan şuradan buradan gemilerle kaya taşıyarak denizi doldurdular ve ülkeyi biraz daha büyüttüler. Ama zenginlikte çok açık bir fark attı. Burada ben durayım. Daha fazla şey yapmayayım. Konuşacak çok şey var. İnşallah ne demek istediğim açık olmuştur. Şimdi varsa sorularınıza cevap vereyim. Davut evet, Hocam çok teşekkür ederiz. Böyle kapsamlı ve vurucu noktaların belirtildiği bu sunumunuzdan ve anlatımınızdan dolayı. Tamam, Türkiye'nin ona ihtiyacı var hocam. Yani artık evet. Nezaketle biz iyiyiz, şöyleyiz. Tabii ki iyiyiz. Yani biz hep iyi olduk zaten ama çok daha iyi olmak istiyoruz biz. Bizim rüyamız o. Çocukluğumuzdan beri bizim rüyamız. Türkiye neden dünyanın en güçlü, en müreffeh ülkelerine birisi olmasın? Bu. Evet, evet. Bu amaçtan da ölene kadar vazgeçmeyeceğiz hocam. Buyurun. Hocam ben moderatör olma avantajını kullanarak belki ilk sorularımı ben sorayım olmazsa. Şimdi şunu söylediniz. Mesela bizim ilk matematik kitabı 1818 yıllarında işte basıldı. 1810'da evet. Halbuki mesela şimdi coğrafya alanında ben mesela Süleymaniye Kütüphanesi'nde de görmüştüm. Çok eski yıllarda basılmış hatta çok farklı. Yazılmış, basılmış değil. Yazılmış, el yazması. Yazılmış, evet. Ha, evet, evet. Asılmamış, evet. Yazılmış. Tek nişası var. Doğru, evet, evet. O dediğiniz doğru, evet. Onu ben dikkat etmemiştim, teşekkür ederim. Bir de hocam mesela şimdi bizim çok değerli, yani sizin de bilhassa biyeti kapsamında seminerlere davet ettiğimiz çok kıymetli değerlerimiz var. Mesela Mehmet Toner hocamız şu anda işte Amerika'da mesela kanser ile ilgili araştırmalar yapıyor. Tabii tanırım, değerli bir dostumdur. Evet. Evet, İTÜ makine mezunu. Benim de Yıldız'daki eski Yıldız'ın eski başkanlarından birisinin Suat Öner'in oğlu aynı zamanda. Evet. Banu Onural hocamız var. Kendisi Nuri Demirhan torunu. O, evet, bu 5 Haziran'da da bizim Bilgi Ekonomisi Derneği'nde misafirimiz olacak. Kaçırmayın. Tamam, oldu inşallah hocam. Bu arada bilmiyorum, Biyet'teki bu seminerlere arkadaşlarımız da davet. Tabii ki, herkes davetlidir. Evet, tamam. Yani bunun gibi böyle çok kıymetli değerlerimiz var ama bunlar hep Aziz Sancar var. Gitmişler. Aziz Sancar var. Yani yüzlerce isim sayabiliriz. Tabii ki. Ama biz bunları niye Türkiye'de tutup da Türkiye bunları değerlendirememiş hocam? Evet. Hocam şimdi bu işte
Siz limon yetiştirmek istiyorsanız limona uygun bir ikliminiz olması lazım. Siz en iyi limon ağacını getirip limonun yetişmeyeceği bir iklime koyarsanız orada söner. Siz Mehmet Toner'i işte alıp işte MIT'den, Harvard'dan alıp getirip işte işte bir oda, bir masa ve başka hiç imkanı olmayan bir üniversiteye koyarsanız Mehmet Töner işte bir Mehmet Moner'le aynı olur. Yani hiçbir farkı kalmaz. Yani tohumların içindeki o ağaç potansiyelini veya meyve potansiyelini ortaya çıkaran iklimdir. İklim onların yetişmesini temin eder. Aziz Sancar mesela, Aziz Sancar Amerika'da olmasa, Türkiye'de olsaydı acaba Nobel ödülü alabilir miydi? Bazıları şey der, tabii ki Türkiye'de olsa ona vermezlerdi. Hayır, vermezlerdi değil. Türkiye'de olsa o işi yapamazdı. O yüzden zaten alamazdı. Yani dolayısıyla bizim Allah'a şükür çok değerli insanlarımız var. Bunların dünyanın her yerinde çalışıyorlar. Bakın dediniz siz de, biz Bilgi Ekonomisi Derneği'nde Avustralya'dan, Amerika'dan her yerde misafirlerimiz oluyor. Devamlı olacaktır. Bunların hepsi kalbi burada. Hepsi Türkiye için atıyor kalpleri. Ve Türkiye'ye katkıda bulunacak bir imkanları olduğunda, bir fırsat olduğunda veya Türkiye'ye gelip daha faydalı olabilecekleri bir iklim oluştuğunda hepsi koşarak gelirler. Hatta sadece onlar değil, Türk olmayanlar da gelir. Yani önemli olan Türkiye'de o iklimi oluşturmaktır. Siz o iklimi oluşturduğunuz zaman yurt dışındaki artık beyin göçü dışarıya olmaz, Türkiye'ye beyinleri çeken bir yer haline gelir. Türk veya Türk olmayan beyinler Türkiye'ye gelmeye başlar. Siz de istediğinizi alırsınız, istemediğinizi reddedersiniz. Evet, yani evet. Hocam, ben bakan yardımcısıyken de onlara şunu diyordum. Biz size MIT'deki, UCLA'deki, işte maalesef Caltech'te Türk hoca yok da, veya Stanford'daki pozisyonunuzu bırakın, buraya gelin demiyoruz. Yani gelmeyin. Ama ne yapın? Bizim buradaki çocuklarımızla birlikte çalışın. Buradaki üniversitelerle işbirliği yapın. Türkiye'nin kalkınması için bizlerle işbirliği yapın. Bize faydalı olun. Çünkü orada siz bulunduğunuz zaman yani bir Türk'ün gidip orada doktora yapması daha kolay olur. Anlatabiliyor muyum? Oradaki başka hocalara, oradaki başka bilim insanlarına ulaşmak, onlardan da faydalanmak daha kolay olur. Onlar bizim oralardaki bilim elçilerimizdir. Onlar bizim için kayıp değildir, bir kazançtır. Ama burada kritik olan şey işte benim konuşmamda bahsettiğim sistemi Türkiye'de kurmaktır. Bunu kurmadığımız takdirde isterseniz binlerce Einstein, binlerce Mehmet Toner'i getirin buraya, hiçbir şey olmaz. İklim oluşturmadan, o ekosistemi oluşturmadan hiçbir ilerleme kaydedemeyiz. Yani ne olur 3 aşağı 5 yukarı böyle dalgalanır gideriz. Evet. Hocam başka sorular da var. Bir tanesi bir arkadaşımız, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı neden sanayi ve teknoloji oldu, bakanlığı oldu diye soruyor. Vallahi birisinin aklına öyle gelmiştir. Yani bir bilimsel bir sebebi yok. Ben de bilmiyorum. Bilimi neden çıkarttılar diyor yani kısaca. Yok, anlaşıldı herhalde soru da. Evet, cevap da anlaşıldı herhalde. Evet, evet. Hocam diğer bir soru da Danimarka ve İngiltere'de enerji dönüşümlerinin uygulanabilmesi için belirli bölgelerde bu yönde uygulamalara geçilip sanayi politikaları bölgesel olarak geliştirilerek daha sonra bu uygulama deneyimleri yaşanıp ve bu şekilde bir geliştirme yapılıyor deniyor. Bu bizim ülkemizde de yapılabilir mi? Bilhassa yenilenebilir enerji dönüşümünde. Tabii ki. Yani bu yenilenebilir enerji şeyi var ya, İçimde bir yaradır, biliyor musunuz? Yani Türkiye, mesela Almanya yenilenebilir, yani güneş enerjisi teknolojisi geliştirmek için yani yüzlerce milyar euro harcadı. Almanya'da Türkiye'ye bakarsanız yani Türkiye'nin belki üçte biri kadar güneş alan bir ülke. Neredeyse güneşin hiç vurmadığı bir ülkede güneş enerjisine bu kadar önem verildi, teknolojiler geliştirildi ve dünyaya teknoloji ihraç eden bir ülke oldu Almanya. Türkiye, yani bakın biz mesela diyelim sizin bir eviniz var. Eviniz üzerine 5-10 tane güneş enerjisi paneli koymak istiyorsunuz ve bunu üretip evinizde kullanmak istiyorsunuz veya fabrikanızda kullanmak istiyorsunuz. Artanını da şebekeye vermek istiyorsunuz, değil mi?
Bu enerji üretmek için ne Rusya'dan, ne Azerbaycan'dan, ne İran'dan, ne şuradan buradan petrol, doğalgaz ithal etmeniz de gerekmiyor. Cenab-ı Hak güneşi veriyor, bir yatırım yapıyorsunuz, 20 sene boyunca hiç başka bir yatırım yapmadan oradan enerji üretiyorsunuz. Ama bizim bürokrasimiz bunun olmaması için elinden geleni yapıyor. Yıllardan beri. Ya bırakın insanlar üretsin. Yani güneş enerjisi, bir de işin güzelliği ne biliyor musunuz? Ülkemizin her yerinde güneş enerjisi üretebilirsiniz. Üretip onu şebekeye verdiğiniz zaman, yani Elazığ'da üretilen bir enerjiyi İstanbul'a taşımak için yüksek gerilim hatları, şunlar bunlar, bir sürü yatırım, zorluk, kayıp vesaire vesaire var. Halbuki bizim OM kanunu der ki siz şebekeye bir enerji bastığınızda o enerji en minimum dirençle nereye gidebilirse oraya akar. Yani sizin komşunuza gider. Onun ihtiyacı yoksa onun yanındaki binaya gider. Yani şebeke kayıpları çok çok azdır. Temiz, hiç doğayı kirletmeden, karbon salınım yapmadan, ithalat yapmadan enerji üretmek var. Ya bunun için faizsiz kredi verin, ne yaparsanız yapın. Yani petrol, doğalgaz aramak yerine buna para harcasak biz, inan ki enerji bağımsızlığını çok daha kolay elde edeceğiz. Mesela kalkıp bilmem kaç gigawattlık güneş enerji santrali kurmak yerine böyle distribütüde olarak her yerde herkesin 3, 5, 10, 20 panel koyarak enerji üretip şebekeye vermesi çok çok daha mantıklı. Şebekeleri zorlamayacak, çok daha ekonomik olacak, çok daha güzel bir şey. Ama dediğim gibi böyle devlet politikaları geliştirecek bir akıl olmadığından dolayı bakan kimse, müsteşar kimse, şu kimse, bu kimse onların şeyine göre yapılıyor. İşte bürokratik engeller, şunlar bunlar. Yani her konuda doğru adımların düzenli bir şekilde atılması maalesef mümkün olmuyor. Yani arkadaşımızın sorusuna gelirsek tabii ki mümkündür. Tabii ki öyle yapılması gerekir. Yani burada mesela Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da yapılması gereken şeyle mesela ne bileyim Muğla'da, işte Manisa'da falan yapılması gereken şey aynı değildir. Bunların tabii ki bölgesel olarak düşünülmesi, bölgesel olarak çözüm geliştirilmesi gerekir. Ve bunların ama hepsinin yukarıda politika belirleyici sistematikle yapılması lazım. Yani bir kişinin aklıyla değil. Yani yine biz burada bilim teknoloji danışmanları diye bir sistem sistematik hazırladık. O hayata geçirilmiş olsaydı işte bütün ülkedeki kılcal damarlardan toplanacak fikirlerle etkilenen, oluşturulan bir politika geliştirme süreciyle bütün memleketin nasıl kalkınacağına belirlenecek bir karar destek mekanizması oluşturulmasını önerdik biz mesela. Evet, buyurun. Evet. Hocam diğer bir soru da önümüzdeki yıllarda ülkemizi teknolojik gelişmelerde hangi seviyede göreceğiz veya görmeyi tahmin ediyoruz? Ben size şöyle söyleyeyim. Evet. Şöyle söyleyeyim ben size. Biz şu anda işte bir şey yapıyoruz. Ondan dolayı gurur duyuyoruz. Tabii aslında hocam bununla da bağlantılı olacak diğer bir soru da. Mesela Endüstri 4.0 veya Toplum 5.0 neresindeyiz diye de başka bir arkadaş soruyor. Bununla da bağlarsak iyi olur. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu benim sunumumda anlattığım bu şey bir tespit. Yani nasıl su 100 derecede kaynar, bu da öyle bir tespit. Yani bunun bu kadar doğru olduğuna ben inanıyorum. Yani bir bilim adamı olarak. Yani bütün kalkınmış ülkeleri inceledik. Yani siz bu gelişme ve kalkınmaya sanayisiyle, eğitimiyle, tarımıyla, üniversitesiyle, bilim ekosistemiyle, satın alma politikalarıyla, teşvikleriyle, her şeyiyle bir bütün olarak bakıp bir sistem kurmazsanız hiçbir yere varamazsınız. Yani Ar-Ge'ye biz işte senede diyelim 8 milyar dolar harcıyoruz. Sistemi eğer biz ıslah etmezsek, doğru bir sistem kurmazsak, 8 milyar dolar değil 80 milyar dolar da harcasak hiçbir şey fark etmez. Sadece israf artar. Dolayısıyla bu sistem reformu yapılmadığı takdirde maalesef ben hiçbir kayda değer ilerleme yapayım. Bir tane daha yeni bir roket yaparız, füze yaparız. Çünkü gerçekten o konuya devletimiz çok önem veriyor. Yani savunma sanayinde yani bizi güçlendiren çok önemli şeyler yapıldı. Yani devlet çünkü varını yoğunu, çünkü o yani var olmak yok olmak meselesi. Yani sana vermiyor, bir roket vermiyor sana, işte İHA vermiyor, SİHA vermiyor. Bunları yapmak zorundasın. Ve bunları bir şekilde yaptık. Ama orada hala dışa bağımlı olduğumuz şeylerimiz var. İnşallah onlardan da kurtuluruz zaman içinde, ama bunlar dediğim gibi meyveler. Asıl esas olan
o iklimi oluşturup orada her türlü ağacın yetişmesi ve o ağaçlardan bütün ihtiyacımız olan meyveleri düzenli ve güzel bir şekilde yetiştirmemizdir. Bu sanayi 4.0 denilen şey nedir biliyor musunuz? Almanların bir reklam markasıdır. Yani slogandır bu. Şimdi biz 4. sanayi devrimiyle sanayi 4.0'ı karıştırıyor insanlar. Maalesef bazı devlet yöneticileri de bunu karıştırıyor. Yani biz sanayi 4.0'ı kastettikleri nedir? Bütün sanayinin işte robotlara geçmesi, işte otomatikleşmesi vesaire. Yani sen ekosistemini zenginleştirmedikçe, bilim ekosistemini zenginleştirmedikçe, o teknoloji geliştirmedikçe diyorsun ki sen yeni makineler ithalat Almanya'dan, Japonya'dan veya işte İtalya'dan, Fransa'dan robotlar ithalat vesaire et. Ahmet'i, Mehmet'i kenara koy. İşte 300 kişinin çalıştığı yerde artık robotlar imalat yapsın. Orada 10 tane robot operatörü ve ithal ettiğin robotlarla ve o otomatik makinalarla üretim yap, şey olsun. Yani sanayi 4.0 denilen şey şu bu. Aslında bizim ne yapmamız lazım? 4. sanayi devrimi yapmamız lazım. Yani bilime dayanan bir ekosistem inşa etmemiz lazım. O devrimi yapmamız lazım. Öyle bir ekosistem kurmamız lazım. Dolayısıyla şey yapmamız lazım. Tabii burada işte toplum 5.0 dediğimiz şey yani bilgiye erişim. Yani işte internet altyapısının güçlendirilmesi, herkesin çok kaliteli, yüksek hızda, düşük maliyetli internete erişmesi, yeni iş alanları oluşturulması ve dünyadaki işte iş ekosistemine üretim yapan girişimcilerimizin ve insanların olması çok önemli. Dolayısıyla bilgiye erişim altyapısının güçlendirilmesi çok çok önemli. Yani internet altyapımız çok iyi kurulmuştu ama maalesef yine bazı sebeplerden dolayı biz onu olması gerektiği kadar geliştiremiyoruz. Orada da geri düşmeye başladık. İnternet altyapımızı, fiber altyapımızı çok daha güçlendirmemiz lazım. O yönde de adımlar atılması lazım. Yani yani toplam kalite diye bir şey var. Yani bu kalite her yerde doğru adımların ne olduğunu tespit edilmesi lazım. Yani bir kişinin aklına gelen bir şeyle değil, ortak akılla, akıllı insanların düşünceleriyle oluşturulmuş fikirlerle devam edilmesi lazım. Buyurun. Evet. Hocam diğer bir soru da eğitim sistemimizin toplumsal yapımızın kalkınmaya elverişli bir bilinç oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünmüyorum. Yani orada 4-5 slide sadece bu konuyla ilgiliydi. Konuşmamda bu var. Maalesef bizim eğitim sistemimizin hiçbir amacı yok. Bizim eğitim sistemimizin tek bir amacı var. Lise sondan üniversite imtihanına girecek öğrencileri yetiştirmek. Sonra bu mezun olan öğrencilerin de mümkünse hepsini bir şekilde adı üniversite olan bir yerlere sokmak. Bu son derece yanlış. Yani bu insanın içini cızlatıyor. Yani bakıyorsunuz yani ismi var, cismi yok. Bir sürü üniversite tabelası olan yerlere gençlerimiz gidiyor. Büyük fedakarlıklarla oraya gidiyor. 23, 24, 25 yaşına geliyor. Ona diploma diye bir kağıt veriliyor. Ama altı boş. Hiçbir bilgisi, birikimi, becerisi olmadan onu sokağa bırakıyoruz. Dolayısıyla iş bulamıyor. İş de üretemiyor. Elinde bir mahareti de yok. Dolayısıyla gerçekten bizim eğitim sistemimizi çok yani böyle yeniden inşa etmemiz lazım. Zor da değil bu. Hani bizim bilhassa bizim camiamızda çok şiddetle eleştirdiğimiz köy enstitüleri modeli var ya. Yani o model insanları yani o zamanki köylerde işte duvar yapmak, inek yetiştirmek, sağmak vesaire yetiştiriyordu ya. O zihniyetle bugünün şeyinde bizim her gencimizi çocukluğundan itibaren bir hayatta tutunabilmesi için, ekmek sahibi olabilmesi için, bir şey yapabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyle donanma sahibi olduğu bir süreç haline getirmemiz lazım. Ve bunun da illaki tümünün okul denilen binalarda yapılması gerekmiyor. Belki haftanın bir günü, iki günü, üç günü veya günün yarısında okulda işte matematik, fizik, işte dil bilgisi gibi şeyleri öğrenip onun haricinde bir çiftliğe giderek veya bir fabrikaya giderek, şuraya buraya giderek veya bir ev hanımının gelip onlara nasıl çorba pişirdiğini öğreterek değişik aktivitelerle yani çocukların zevk içinde gideceği, hayatta
gerçek şeyleri nasıl yapacağını öğrendikleri, meslek sahibi oldukları bir süreç haline getirmemiz lazım. Yani şu andaki eğitimin hiçbir amacı yok. Sadece okuldan mezun etmek, bir sonraki okula göndermek, oradan da mezun etmek. Zaten bizim ilkokul, ortaokul, lise, ondan sonra da yüksek lise var maalesef. Yani üniversite demeye bin şey ister. Ben de bir öğretim üyesi olarak bunu söylüyorum. Maalesef böyle. Evet. Hocam mesela ben 2 sene kadar önce Japonya'ya gitmiştim. Orada bir doktora çalışmasına internship olarak çalıştığım bir arkadaşım vesilesiyle. Kendisi de Suriyeli bir arkadaş. Orada doktorasını bitirmiş. Onlar çocuklarıyla beraber işte orada bir kırda bir geziye yaparken işte çocuk orada bitkilerin isimlerini, işte oradaki kuşların, böceklerin isimlerini sayıyor falan. Dedim bunları nereden biliyor? Hocam dediler bu çocuklara ilkokul seviyesinde çocukları böyle kırlık yerlere, tabiata götürüp bitkilerin, çiçeklerin, böceklerin isimlerini, onların türlerin isimlerini öğretiyorlar dediler. Tabii ki, tabii evet. Aynen. Hocam başka bir soru, ülkemiz, ben onu biraz şey yapayım olmazsa düzelteyim. Ülkemiz düzeyindeki bu çerçeve kararlardaki hiyerarşik olarak bozukluk, acaba bizim vatandaşımızın zihninin bir yansıması olarak değerlendirilebilir mi diye soruyor arkadaşımız. Kesinlikle değil. Bakın arkadaşlar, ben ırkçılığa kesinlikle karşıyım. Yani ben, yani bizim insanlarımız dünyadaki hiçbir insandan daha şey değiller. Yani burada kırmızı ışıkta geçen adam Amerika'ya ve Almanya'ya gidince kırmızı ışıkta geçmiyor aynı adam. Anlatabilir miyim? Yani bizim sistemimiz doğru olursa insanlarımız o sisteme uygun olarak davranırlar. Yani bizim insanlarımız ahlaksızdır, bizim insanlarımız bozuktur da o yüzden biz böyleyiz diye bir şeye katılmıyorum ben. Ben size şöyle söyleyeyim yani. Şu dediğimiz sistem reformunu yapmak bir yana, bunun sırf kamuoyuna yapacağınızı açıklasanız insanlar bayram ederler. Ben buna kesin inanıyorum. Ve bu herkes de buna cani gönülden uyar ve bunun bir parçası haline gelir. Ve Türkiye çok büyük hızla kalkınır yani. 3-5 senede çok büyük farklar elde edilir. Evet hocam. Esasında hocam, bu sorunun cevabı siz hani sistem ve iklim önemli diye onu esasında evet. Söylemişsiniz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da orada saklı esasında. Tabii ki, tabii ki. Evet. Sistem doğru olursa insanların da zihniyeti de o sisteme göre olur yani. Evet. Ama sizin sisteminiz insanların kayıt dışı çalıştırılmasını zımnen öngörüyorsa veya hoş görüyorsa insanlar kayıt dışı çalışır. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin bildiği bir sır gibi bir şey yani Türkiye'de birçok şey fiili durumda ne olduğunu herkes bilir. Devlet de onun suç olduğunu bilir ama devlet istediği zaman onun suç olduğunu tanımlayıp gelip enzetten tutar insanlar. Yani bunun maalesef böyledir bu yani. Hocam. Ha, buyurun Sabri Hocam. İzin verirseniz çok kısa bir anekdot var. Davut Hocam da tam hikayenin üzerine bir şeyler söyleyince aynı şey oturdu aklımdaki hikaye. Almanya'da çok yaşlı bir kadıncağız, fıkra gibi biraz ama aslında yaşanmış bir hadise galiba. Almanya'da çok yaşlı bir kadıncağız, anormal derecede bir yağmurlu günde karşıdan karşıya geçecek. Fakat karşıda kırmızı yanıyor yayalar için. Yol da bomboş. Etrafta da kimsecikler yok. Sanırım hadi bizden demeyeyim ama başka ülkelerden olsa gerek. Birisi geliyor, yola bakıyor, bomboş. Hava feci derecede yağmur yağıyor. Kadıncağız da şemsiye biliyor. Kendisinde de şemsiye yok. Karşıda kırmızı yanıyor ama diyor ki kadına, geçsek ya diyor, niye bekliyoruz? Aa, hiç düşünmedim diyor kadın. Şimdi Almanya'daki mesele biraz da bir farklı. Yani Almanya'da doğmuş ve orada yaşamış birisi de olarak şunu söyleyebilirim. Oradaki ekosistem, hani biraz önce dediniz ya iklim gerekiyor diye. O iklim orada sağlanmış. Yani bu bugünden yarına düzelecek bir şeyi konuşmuyoruz elbette. Çok güzel özetlediniz zaten. Yani sistem... Ama bir asırda eğitim gerekmiyor. Yani evet. Yani 3-5 senede düzelme yoluna girer. Hızla şey olur. Yani bugün, yani hele bugünkü dünyada her şeyin çok hızlı olduğu. Çünkü internetin ışık hızı. Yani dolayısıyla ekonominin sürükleyici şeyi de zaten internet üzerinden oluyor.
Tamam, her şey işte İnşallah. Dördüncü sanayi devrimi dediğiniz her şeyde zaten yani o hızla oluyor. Dolayısıyla doğru bir ekosistem inşa edildiğinde, doğru bir sistematik oluşturulduğunda çok hızla düzelir. Diyorsunuz. Peki, evet. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Herhalde bir soru kaldı. Son bir soru, bu yeni ekonomide bu karmaşık hiyerarşik düzeni hiyerarşik değil zaten. Hiyerarşik değil, karmaşık düzen. Karmaşık. Düzen de değil aslında, bir yani bir esasında, şey yani. Esasında evet. Kaosun da bir düzeni var ama bizimki bu kaostan evet. Da farklı herhalde. Bize de bunu hohol derler. karışmış bu, iplik yumağı. Yeni işte sistemin içerisinde, yeni ekonomik sistemde eski aktörler, mesela KOSGEB gibi kurumlar nasıl olacak? Bunların yeri ne olacaktır? Tabii ki ona karar verecek olan ben veya siz değilsiniz. Onların mutlaka dönüşerek olması gerektiği şekilde bazı kurumlar kapanacaktır, bazıları değişecektir, bazıları büyüyecektir, bazıları küçülecektir, bazıları yeni doğuşlar olacaktır. Yani orada önemli olan şey şu andaki sistemleri ne yapalım değil, nasıl bir sistem olması lazımdır diye masaya koyacaksınız. Ondan sonra var olan düzenle o sistem arasında geçiş nasıl olacaktır? Onları şey yapacaksınız. Yani onların hepsi, biz o çalışmaları da yaptık tabii yani. Onların kanunları bile hazır. Detaylı olarak kanunları da hazır. Yani onların hepsini düşündük, yaptık yani. Birçoğu hazır. Ana iskelet detaylı olarak hazır. Geçici maddeler dahil olmak üzere. Bir tane daha mesaj geldi herhalde. Mert Aydın. Bilim teknolojinin geliştirilmesi amacıyla ülkemizde uygulanan destek mekanizmaları, işte TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları vesaire, bunların verimli olduğunu ve doğru yönetildiğini düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Son derece verimsizler ve maalesef bu bir sektör haline geldi yani. Kalkıyor şirketler bu desteklerden faydalanma elemanları, departmanları var büyük şirketlerin ve maalesef yani şirketler bu destekleri almak amacıyla hayatta duruyorlar gibi bir şey var. Son derece yanlış, istenen sonucu ortaya çıkarmayan bir yapıları var. Yani bizim çıktı odaklı bir sisteme geçmemiz lazım. Yani şu andaki şey süreç odaklı. Yani sen işte süreci şey yaparsan, yaptığın sürece faturaları getir. Şey ya, boşta 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 1,5 yıl sonra sana işte onun %50-60 ödenecektir gibi bir şeyimiz var. Yani bunların hepsi yanlış, verimsiz şeyler. Yani dediğim gibi 8 milyar dolar biz şu anda devlet olarak Ar-Ge desteği veriyoruz ve Ar-Ge'ye para harcıyoruz. 8 milyar yerine bir emir verirseniz 80 milyar dolar verse hiçbir şey değişmez. Hiçbir verimlilik artışı olmaz. Sadece yani verimsizlik artar. Birileri işte kat alır, yat alır, bir şeyler alır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Türkiye'nin kalkınmasıyla o miktarla orantılı bir kalkınmayla sonuçlanmaz. Esasında bu konuda hocam bizde daha önce, şu anda Yıldız Üniversitesi'ne geçti, başka bir arkadaşımız bir çalışma yapmıştı. İşte bu KOSGEB vesaire gibi desteklerin %70, %80'e yakınına hatta çoğunlukla büyük şirketlere gittiğini, onların da tabii bahsettiğiniz gibi bu konudaki çok profesyonel çalışmaları, ekipler kurmalarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu rakamsal değerlerde. Evet, evet. Yani onları da suçlamıyorum yani, almasınlar. Evet. Devlet veriyor, onları da alıyor. Tabii evet. yani burada tabii devletimiz çok iyi niyetle bu çalışmaları, destekleri... Bu zaten bir an önce gösterdiğim o gecekondu mahallesindeki her bir gecekondu da çok iyi niyetle yapıldı yani. Evet. Hiç kötü niyetli bir şey yok. Hani bir Hristiyan Azize'nin sözü var, cehenneme giden yol iyi niyetli taşlarla döşenmiştir diye. Hiç kötü niyetli yok zaten. Hepsi iyi niyetle atılmış adımlar ama sonuç bu. Yani insanlar evet. Da mesela baklavayı tatlıyı iyi niyetle yiyorlar ama sonra saatini kaybediyorlar. Sabri Bey dikkat edin bak. Ben fena değilim bu ara. yani hep kilo alıyorlar, saatlerini kaybediyorlar değil mi? Hep iyi niyetle çok güzel şeyleri yiyerek oluyor bu. Evet. Yani dikkat etmek lazım, doğru adımlar atmak lazım. Sayın hocam. Ben şimdi burada tabii bizi dinleyen öğrencilerimiz var.
Öğrencilerimize benim tavsiyem yani bir, bu 1929 buhranını, ondan önceki Amerika'yı, ondan sonraki Amerika'yı iyi anlasınlar. Sonra Frank Delano Roosevelt'in o büyük buhrandan çıkmak için attığı adımları, işte 1941'de benim burada bahsettiğim şeyleri, bunları iyi bir analiz etsinler. Ondan sonra neler yapıldı, anlatabiliyor muyum? Yani bunları anlamak çok önemli. Yani kalkınma ve gelişmenin formülü, tabii ki uygulama adımları ülkeden ülkeye değişir ama temel prensipler inanın ki her yerde aynı. Yani ülkeden ülkeye bunlar değişmiyor. Yani su her yerde deniz seviyesinde 100 derecede kaynıyor. Yani ister Japonya olsun, ister Türkiye olsun fark etmiyor. Yani bunlar da fizik kanunları gibi. Bu temel prensiplere uyan ülkeler kalkınıyor, uymayanlar da kalkınamıyor. Yani bu kadar basit. Yani şu değil, biz çok kahramanız, milletiz, çok, yani artık askeri başarı da yani ölmeye hazır olmakla değil, teknoloji üstünlüklü oluyor. Yani artık teknoloji üstünlüğünüz varsa o zaman size saldırmıyorlar bile zaten. Anlatabiliyor muyum? Size saldırmayı kimse aklına bile getirmiyor. Aynen öyle. Yani dolayısıyla işin esası eğitim, bilim, teknoloji ve akıl. Tamam mı? Dinimizin de emri bu. Zaten dinimizde aklı olanlara gelmiş bir şeydir. Yani bunu terk ettiğiniz zaman dünyada da ahirette de her türlü felakete uğruyorsunuz. Böyle diyelim ve tamamlayalım. Evet hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz Davut hocam. Sabri hocam buyurun. Son sözleri ben size bırakayım. Yani programın kurucusu olarak. Kapanışını siz yapabilirsiniz. Kapanışını siz yapabilirsiniz. Fark etmez. Ben hocam günün anısına size Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi olarak hocalarımızla beraber yazmış olduğumuz güzel bir kitabımız var. SAP diye kitabı var. Bunu sizin adresinize gönderelim inşallah. Çok önemli bilgiler edindik ve çok önemli notlar aldık işin açığı. Sanayi Politikası ve Teknoloji Yönetimi'nde hem yüksek lisansta hem de doktorada çok güzel tezler çıkıyor. Tarihi süreçleri de içine alan çok güzel analizler de yapılıyor. Sizin söylediklerinizde notlarımız arasına aldık. İnşallah o konularda da arkadaşlarımız çalışırlar. Çalışılıyor kısmen ama daha da geliştirerek sizin de verdiğiniz bilgilerle inşallah daha faydalı sonuçlar elde etmek üzere çalışmalar yaparlar. 2 saate aşkın bir süre oldu. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.